İzmir'den herkese günaydın. Günaydın efendim. Yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. Çok romantik bir başlangıç yaptık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabah yaktın yine stüdyoya. Yaka yaka geldim bugün. Evet, klip ne kadar güzel. Çok teşekkür Film ediyorum. Film çekseymişsin. Vallahi o kadar zamanımız olmadı. Çünkü izin almak gerekiyormuş birçok şey için. Biz bayağı profesyonel makinalarla gittik ama telefonla devam ettik. Klibin yarısı telefonla çekildi. Ama artık teknoloji o kadar ilerledi ki belli bile değil. Evet, peki evet. Bir şey söyleyeceğim. Hiç kimseyle konuşmadan direkt o malzemelerle indiniz mi ülkeye? Evet, öyle yaptık. Bravo. Bu arada Dubai'de çektiniz değil mi? Dubai'de çekildi bu klip. Bayağı Ekim, Kasım gibi gittik oraya. Aslında tatildi, iki günlük. Biraz dinlenelim ama çok çalışmayı sevdiğimiz için kuzenimle birlikte gittik. O yönetmende. Böyle hızlı hızlı bir şeyler çektik. Hatta bir klip daha çektik. O Haziran'da gelecek. Oo. O da çöl kısmında. Hazır yani. Evet. Peki çok... niye Dubai? Yani biz oraya tatile gidiyorduk. Bu şarkı da hazırdı. Orada çekelim dedik. Yani burada klasik şarkının sözlerine uygun bir şey olmasın. Farklı olsun. Daha travel klip olsun istedik. Böyle bir şey çıktı. Her şey spontan klipte. İşte çocukları görüyorum, oynuyorum. İşte Hintli bir teyze görüyorum, fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf çeken bir kızdı aslında. Sonra bu aralarda efektli gelenler de benim çektiğim fotoğraflar. Biraz orada bana da gösterdi. Gece görüntüleri falan, şunlar falan çok güzel ya. Şeyin, o ışıl ışıl çarşının önünden geçerken falan. Şimdi şöyle, biz aslında gündüz başladık. Gündüz başımıza talihsiz bir olay geldi. Drone uçurmamamız gerekiyormuş. Yasaklı bir yerde kaldırdık. O aradaki o gündüz saatini, bunu da bu arada ilk defa açıklıyorum. O gündüz saatini... böyle bir yerde geçirdik. Söyleyemiyorum. Çok güzel bir şey oldu. Bizi böyle 3 saat bir yerde ağırladılar. Ondan sonra izin alıp da çıktık. Sonra gece devam etti bütün klip. Oo süper. Macera dolu. Macera dolu. Harika. Peki şey, buralar hep Dubai değil mi? Hepsi Dubai. Hepsi Dubai. Burası bütün ülkelerin kendi reklamlarını yaptığı, işte yemeklerinden kıyafetlerine olan bir bölge. Hatta orada Türkiye'yi falan da gösteriyoruz. İşte Elif isminde bir dondurmacı vardı. Onu da ya çektik. Güzel. Çok keyifli çok, oldu. Çok güzel, harika. Klasiğin dışında bayağı çocuklar oynarken yanlarına girdim ben. Çok güzel olmuş, çok keyifli. Evet, teşekkür bayağı hareketli. Şey, telefonla olmasına rağmen teknoloji ne kadar gelişti ya. Hiç belli olmuyor. Sen söylemesen evet. Hiç anlamayacağız. Lot işte renksiz çektikleri için çok rahat oldu. Hatta bizde de bir tedirginlik vardı, işte ne yaparız problem olursa. Burada çekeriz de, burada devam ettiririz dedik klibin hikayesini. Ama hiç gerek kalmadı. Harika. Telefonla da çekilen kliplerden bir tanesi olmuş oldu. Evet İpek Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş Paris'ten geldiniz. Ya evet, o tam 4 yıl orada yaşamış aslında tam doğru değil. 4-5 sene ben Almanya'nın bilimum yerlerinde ve Paris'te yaşadım ve çalıştım. Yani sonuçta Avrupa'daydınız. Evet, evet. Evet, yani burada olsam da oraya çalışıyordum. Ha, Türkiye'de gelip gidiyordunuz tamamen orada. Hayır, değildim. Olmadı. Ama tamamen oraya çalışıyordum. Yani buradaysam da kafam orada olmak zorundaydı gibi bir şey. Bir 4-5 sene geçirdim. Peki ne oldu da orayı seçtiniz? Mesela 2000... Kaç bir uzun burada 2002 ile 2014 arası çok ciddi bir yoğun bir dönem geçirdiniz, yanlış mı hatırlıyorum, ya da 2010 arası mı? Yo şey, en son çektiğim dizi 2020'deydi. 2020. Evet. Ama sanırım şey 2015'e kadar çok hareketli geçmiş her sene arda arda. Anladım. Çok iyi projeler. Ondan sonra daha sık tiyatro yaptım çünkü. Hı hı. Evet, o arada kısa filmlerde oynadım. Daha çok öyle bir zaman geçti. 2015 evet. Hatta 2015'te evet eve dönüş bu tanıtımda olduğu gibi. Yani benim seçimim değildi. Tamamen 2018'den bu yana kader kısmet bayağı bana oralardan teklifler geldi. Güzel. Ben de değerlendirdim. Zaten şeyi çok severim. Ben dünyayı yaşamayı çok severim. Farklı yerlerde yaşamayı, deneyimlemeyi çok severim. İşte dizilerden dolayı da Kapadokya'da da yaşadım, Makedonya'da yaşadım. Birçok Kaş'ta annem orada yaşıyor. Pandemiyi orada geçirdim. O yüzden şey, güzel tekliflerdi. Hep onları değerlendirdim. Oralardaydım yani. Ya, çok güzel. Ve çok iyi bir şey oldu benim için. Tecrübe değil mi? Yurt dışı. Çok, çok. Dünyayı gezmek önemli değil mi? Burada yanında sürekli yan yana. Seviyorum çok ben de.
Biz de hayat bilgisiyle büyüdük aslında. Değil mi? Çok evet. Güzel bir anı. Bir de sohbet ederken öğrendim ki aynı gün doğmuşuz. Evet. 16 Mart. Evet. Efsane doğum karakter. Doğum günün kutlu olsun. Seninle. Ama o Barbie de hiç unutulmayan bir karakterdi. Evet, unutulmadı. Yani çocukluk aşkı pek unutulmadı. Çok da güzel bir şey ve o beni hayatım boyunca koruyan bir şey oldu. Gerçekten ve hayatım boyunca da bütün kapıları açan bir şey oldu. Nereye gidersem gideyim. O yüzden mutluyum yani ve şanslı da hissediyorum kendimi. Öyle kıymetli bir dizide oynadığım için. Neler yaptınız? Bir yurt dışından biraz bahseder misiniz? Eğitim tabii. Var mı işin içinde yoksa sadece profesyonel oyunculuk mu yaptınız? Eğitim olmak üzereydi. Paris'teki okulu Avignon'a taşımışlar. Zaten en son en son düşündüğüm şey oydu. 2 senelik Jacques Lecoq diye bir okul var. Ben de 2013'ten beri onu takip ediyorum. Fiziksel tiyatro. Ondan sonra hiç olmadı o 2 sene bir eğitim alırım. Ondan sonra da onun da eğitimini veririm diye düşünüyordum. Okulun Avignon'a taşındığını öğrenince dedim ki tamam. Yani bu hikaye şimdilik buraya kadar. Sonra zaten gelişmeler beni yeniden buraya getirdi ve hatta en iyi yerin burası olduğunu anlayıp burada kalmaya karar verdim. Biraz... Yurt dışına gidince bunu daha çok anlıyoruz peki orada yaşayınca. Evet kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok da rahat olmuyor yani. Biraz sürünmek gerekiyor. Biraz değil fazla mı sürünülüyor? Ben sürünmedim. Yani sürünmekten ziyade dışarıdan bakmak her zaman daha iyi geliyor. Ve bizde böyle biraz batıya öykünme vardır ya. Yani evet. Kendimizi biraz küçümsemek ve oraları böyle gözümüzde büyütme durumu vardır ya. Bende de vardı, yok değildi. Gittiğimde göre göre deneyimleye hem kendi değerimizi anlamaya başladım. Hem onların da yani büyütülecek bir tarafı olmadığını. Yani her ülkenin bir karakteri var. İyi, kötü, güçlü, zayıf tarafları var. Hani kafamda o kalmadı ve gerçekten dışarıdan görmek çok keyifli. Bir de özellikle biz sanatçılar çoğu sanatçıda vardır bence bu batıya öykünme durumu. Yani ben ilk gittiğimde Avrupa sanki bana dedi. Ya bana benimle gelme. Benim zaten 4 kültürüm var. Onu 4 döndürdüm. Sende ne var onu merak ediyorum diyor. Yani onlar da... Ne güzel söyledin ya. Evet. Evet yani onlar aslında tam tersi otantik olanla ilgileniyorlar. Yani ne diye kendinden olan bir şeyle karşılaşsın? Gibi bir şey. Yani tabii ki illa otantik bir şey de yapmamız gerekmiyor ama... Ne bileyim Almanların dur ya biz bir Kurtuluş Savaşı oyunu yapalım demesi gibi bir şey herhalde. Ya bir sürü konukluyor. İşte Murat Karahan İtalya'da İtalyanca operaya değil Yunus Emre'yi söylediğinde ayakta kalkıp alkışlandı. Evet. Aşık Veysel'i söylediğin zaman ayakta kalkıp alkışlandı. Onu çaldığın zaman zaten. Evet. Yoksa zaten onların kültürünü oraya satmaya gerek yok. Ondan zaten o işi zaten çok iyi yapıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Yaşamadan bu iş olmuyor. Şimdi biz seni dinleyince kendi şeyim aklıma geldi. Ben orada Almanya'da doğup büyüdüm. Öyle mi? Tabii ilkokul liseyi sonuna kadar neredeyse sonuna kadar son sınıfı burada okudum. Orada büyüdüm. Ve ben 70'li yılların diyeceğim. O zaman o zamanlar denirdi ki ben orada doğup büyüdüğüm halde o zamanlar Almanya daha bir farklı olmasına rağmen şu anda yabancılara karşı daha bir farklı o zaman bile ben bile nefret ettim. Bak orada doğup büyüyüp iki yılda bir Türkiye ancak paramız o kadar yetiyordu. 2 yılda bir Türkiye'ye gelebiliyorduk. 2 yılda bir Türkiye'yi görmüş biri olarak Türkiye'ye ben ailemi getirmek istedim. Ve benim zorunluluğa 86'da Türkiye'ye döndürdüm. Evet. Yani her zaman yabancısın. Kendi memleketin gibisi yok. Doğsan da büyüsen de eğer özün neyse orada yaşamak her zaman... En büyük konfor, en büyük lüks. Ben onu bilirim, onu söylerim. Yani yabancı hissetmek benim için çok önemli değil. Ama ya gerçekten burası. Evet. Yani ikinci sınıf insan muamelesi görüyorsun bence her yer. Yani iş kısmında görüyorsun bence. Benim için mesela onlar da önemli değil. Hakikaten burası çok renkli. Yani benim zevkime daha çok hitap ediyor. Yani birçok insan der. Ay bu ne böyle çarpık yapılaşma falan. Ben de diyorum ki... Ben onu seviyorum yani hani gittiğim zaman Avrupa'da her yer çok güzel, çok düzgün geliyor. Mesela ben çok düzgün şeyleri sevmiyorum o kadar. Biraz bozuk seviyorum atıyorum. Birçok insanı rahatsız ederken bir yanda çok güzel bir binanın yanında bambaşka bir şeyle karşılaşmak. Ve buraya gelen
insanlara şey diyorlar, aa niye geldin oradan buraya falan anlamıyorlar mesela. Yani gitmeden anlaşılmıyor. Gerçekten. Millet dönen Paris... herkes de aynı şeyi söylüyor aslında. Evet. Millet Paris'e gitmeye çalışıyor, sen niye dönüyorsun falan değil mi? Ki Almanya bu arada bir tık daha sıkıcı bir yer. Öyle evet. Kesin. Yani bir tık değil, ciddi değil. Hani hafif konuşmak istedim. Gerçekten uzun süre yaşayınca şey oluyor böyle, okey. Her zaman gidip böyle bir hafta, maksimum 15 gün. Belki eğitim şudur budur bir şeyin varsa 3 ay. Yani o kadar. Ondan sonrası ah başlarsın. Hele İstanbul'u gören birisi olarak ah Boğaz, ah Boğaz diye yanıp tutuşursun yani. Geçenlerde Meksika Büyükelçisi'yle tanıştım. O da işte Paris'te görev yapmış falan filan. Dedim ki en sevdiğiniz yer neresi oldu? Dedim işte Roma, Paris. Dedim ki İstanbul. Dedi İstanbul başka bir dünya dedi. Dedim ki evet. Tam olarak bu yani ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. Aynen. Bizim çok kültürümüz çok zengin. Çok sonsuz yani. Bunun farkına varmak lazım. Çok şanslıyız bence. Her şey var. Yani evet. Yazın tatil yapabiliyorsun, kışın tatil yapabiliyorsun. Geleneksel şeyler var doğuya gittiğin zaman. Yemekler çok çeşitli, kültürler çok çeşitli. Şanslıyız. Yani ben de işim dolayısıyla çok gezdiğim için hem Türkiye'ye hem yurt dışına. Gerçekten karşılaştırılamaz bence de canım ülkem. Aynı şekilde. Sen de Avrupa'da aslında şey ülkemizi çok güzel temsil ediyorsun. Turnelere gidiyorsun ve hani Türk halk müziğimizi, türkülerimizi çok güzel orada insanlarla buluşturuyorsun. Çok teşekkür ederim. Evet 2023'ün Aralık ayındaydı sanırım. 2023 Aşık Veysel yılıydı. UNESCO'nun bir etkinliği oldu. Paris'e gittik. Orada konser verdik. O çok güzeldi. Ustanın eserlerini okumak benim için her zaman çok kıymetli. İlk öğrendiğim türkü de bunu da hep söylüyorum. Uzun ince bir yoldayım. Bugün de okuyacağım 21 Mart'ta da onun ölüm yıl dönümüydü. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Bir de Amerika'da 100 yılın ozanları projesine dahil oldum. Orada Amerikalı müzisyenler eşlik etti bana. Tabii 100 ozan seçemedik süreden dolayı ama en önemli ozanlardan eserler okudum. O da çok önemliydi. Carnegie Hall'da. Yıllar önce Sezen Aksu çıkmış. Evet. Fazıl Sayat'ta çıkmıştı. Benden bir hafta sonra yine çıkacaktı. Evet. Çok özel ve anlamlı bir konser oldu. Kim vardı başka senden başka? Bir tek ben vardım. Sen ozanları testledin. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Orada bir kurul var. Evet. Oradaki insanların hani bölgelerine göre işte şu Erzurum'dan olsun, Erzincan'dan olsun, Kırşehir'den olsun ozanları belirledik. Türküleri seçtik. Onlar önceden yazdılar. İki prova, üçüncüde de konser oldu. Oo, süper. Evet. Paris'te nerede çıktın? UNESCO'nun binasındaydı. Binasında? Evet. Çok güzel. Evet. Ne güzel işte güzel. Bunlar, harika. Yani işle şeyi karıştırıyorsun diyorum. birbirine karıştırıp eğleniyorsun yani Etman. Çok seviyorum. Ben artık senin takip ederken iş için mi gitti, tatil için mi gitti belli değil yani. Aslında ben tatil için gitsem de çok sıkılıyorum. Çünkü hep artık o içime işlemiş sanırım. Bir şey üretmem lazım. Bir şey yapmam lazım. Ya işte sosyal medyaya bir içerik çekmem lazım ya da klip çekmem lazım deyip. Sağ olsun kuzenim de yetişti. Eskiden... okulu vardı, bir şeyler uymuyordu. Şimdi her şeyi bitirdi. Benim kliplerime koşturuyor. Kardeşim de müzik stüdyosunda. O da hızlı üretiyor. Ailecek. Aileyi kurdum, bütün ekibi kurdum. Çok güzel. Şimdi Haziran'a kadar mesela bütün çıkacak eserler hazır. Hazır. Sonrakiler işte hazırlanıyor. Albüm hazırlanıyor. Bir yandan halk müziği albümü, bir yandan sanat müziği albümü. Bir yandan işte daha böyle dijitalin seveceği, gençlerin sevebileceği şarkılar. İşte Yaka Yaka onlardan bir tanesiydi. Evet. Hiç aklımda yoktu. Stüdyo başkası için gelmişti o şarkı. Başka birine gönderilecekti. Kardeşim şey demiş, ya bunu Elif okusa mı acaba hani dijitalini de güçlendirmek istiyor. Çünkü türküyle biraz zor oluyor. Platformların desteği diğer şarkılar kadar olmadığı için. Böyle aralara da bu tarz şarkılar okuyarak destekliyorum. Bir yandan arabesk projesi yaptım. 3-4 tanesi yayınlandı. Onlar devam ediyor. Güzel. Her dalda okuyorsun ne kadar. Full çalışıyorsun evet, okumaya yani. Çalışıyorum. Harika. Bundan sonrası ne geliyor şimdi Yaka Yaka'dan sonra? Şimdi Yaka Yaka'nın Club Mix versiyonu geliyor. O da işte o tarz sevenler için. Sonra akustik seriden bir Yıldız Tilbe şarkısı geliyor Nisan ayında. Bir tribüt albüme konuk oldum. Söylemeyeyim onu şimdiden bozulmasın. Hatta onun klibini de çekmeye Fas'a gidiyoruz haftaya.
Orada da güzel artık bir klip herhalde çekeceğiz. Dünyada çekeceksin klipleri, öyle gözüküyor. Sevdin bu işi. Sevdim. Yalnız fazla giderken de dikkat et de. Evet, oradan da sözler almam lazım sizden. İzinler vesaire. Evet, evet. Ya daha çok beni çekeceği için fonda işte o şarkıya uygun bir şeyler yapacağım. Ben şu an söyleyemiyorum, sürpriz olsun. Ama harika. Bayağı şey söyledim sizin programa. Evet. Harika. Çalışmaya çok devam yani. Süpersin evet. Valla. Çok sağ olun. Hadi uzun ince bir yol diyelim o zaman. Haydi bakalım. Şaşar Veysel iş bu hale. Gah ağlıyor, gah güler. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Teşekkür ederim. Sizin de elinize sağlık. Çok ne güzel değil mi? Ne güzel şarkılar. Kaç yaşında olursan o seni çok başka duygulara götürüyor. Çocuklukta kesinlikle da dinliyorsun. Bu yaşta da, yaşlandığında da. Çok önemli değerler aslında bunlar. Evet. Çok. Türküler işte bunu hep söylüyorum. Dünü, bugünü, geleceği anlatıyor. Halk Usta'nın yazmış olduğu en güzel sözler. Zaten bu sözlük kültür bu kadar güçlü kelimeleri olmasa bugünlere aktarılmaz. Ki benden sonraki çok uzunca bir sürede aktarılacağını düşünüyorum. Artık zaten hepsi kayıtlı.
Kıymetliler. Kesinlikle. Aynen. Öyle. Senin gibi isimlere çok daha fazla ihtiyaç var bence. Türküleri, halk müziğini gençlere sevdirecek isimlere. Neden biz daha çok popüler olana yöneliyoruz? Çünkü bir şekilde bir geçim kaynağı da aynı zamanda yaptığımız meslek. Türkülerle işte dijital platformlarda, televizyonlarda çok fazla fırsat bulamıyor insanlar. Arkadaşlarım çok güzel sesliler var mesela, çok iyi enstrüman çalanlar var. Ama herkes şanslı olmuyor maalesef. İşte o geçim durumu biraz zorlaştırıyor. Belki daha fazla yer verilse her yerde daha çok sesimizi duyurabiliriz. Evet, biraz arz talep meselesi. Yani artık kesinlikle. Gençler yani dünya takip edip, dünyadan birçok şeyden etkilenip onların peşine, onlar da sabun köpüğü gibi daha sonra tekrar ölüyor. Ama sizin sayenizde bunlar tabii ki böyle devam edecek. Harikasın. Çok ve inatla da ve şeyle devam ediyor. Azimle sürekli evet. devam ediyorsun. Gelecek yıl 10. yılım olacak profesyonel anlamda. Süper. Yani 2015'te... 5 yılın bizim programda geçti. Evet doğru. Ben de demirbaşım. Bazı programların öyle demirbaşıyım. Harikasın. Yani 7-8 kez gelmişimdir. Fark etmez. Sizi çok seviyorum zamanda ama her zaman. Ben yaptığım müzikten ekstra senin zaten torpilin var. O yüzden çok, çok önemlisin bizim için yani. Sizler de benim için sağ çok oldun. Sağ olun. Peki'cim sen şimdi plan nedir? Burada normal profesyonel hayatına devam aynen. edeceksin değil mi? Aynen. Aynen. Var mı belli olan tiyatro, dizi, sinema bir şey şu anda dijital? Yok. Şu anda yok. Evet. Sistemi kurdum. Çok da mutluyum ekipten. Harika. Menajerimden işte bütün ekipten çok mutluyum. Güzel güzel devam edeceğim buradaki hayatıma. Süper. Orada ne yaptığımı evet. Geçtim. Önce şeyle bir burs ister misin de başladı hikaye. Benim hiç öyle bir düşüncem yok. Yurt dışında yaşamak gibi bir fikrim yok. Bilmem falan dedim. Sonra öyle bir zaman geldi ki dur dedim değerlendireyim. Öyle başladı. Sonra tiyatro oyunu, Tiyatro Frankfurt'tan tiyatro oyunu teklifi geldi. Onlarla başladım. Öyle bir giriş yaptım. Bu arada yabancı dilin nasıldı? Yabancı dilim yani İngilizce anlaşacak kadar var ama yeterli değil. Türk tiyatrosuydu. Ha, Türk tiyatrosu, evet. Okey. Ondan sonra beni takip eden Viyana'dan bir organizatör pandemide beraber bir şeyler yapalım dedi. Ben hatta tek kişilik bir oyun yazmaya başladım. Derken işte yani oluyor, insan insanın kapıyı evet. açıyor ya, işi açıyor ya. İşte ben tek kişilik oyun yazarken Berlin'de fonlara başvurmak için biriyle tanıştım. Sonra onlar bana böyle bir dizi, belgesel ve beraber bir şeyler yapma teklifinde bulundular. Derken Paris kapısı açıldı. Frankfurt'ta bir oyun yapacaktık, fiziksel tiyatro. Onu işte gören, turnede yardımına ihtiyacım olan biri dedi ki bunları Fransızlar çok sever, burada yapalım. Bu arada parantez içinde açıklar mısın? Ben de bilmiyorum, belki seyircimiz bilmiyor. Fiziksel tiyatro nedir? Aslında tiyatro fizikseldir de evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha böyle göçler olduğu için daha böyle Stanislavski ile beraber daha durarak işte mesela o İtalya'da işte Komedi dell'arte ile başlayan sonra Jacques Lecoq'un yeniden canlandırdığı daha fiziksel anlatıya dayalı bir tiyatro tarzı. İşte farklı maskeleri var, maske oyunculukları var. Clown mesela, işte bizim bildiğimiz palyaço denen. Aslında o sadece tabii komedidir ve clown maskedir aslında gibi bir şey. Sonra ben de hep gelen teklifleri değerlendirdim. En son orada tanıştığım insanlar... Benim hayatım en büyük aşkı sanat ve ben sanatla çok ilgiliyim ve her sene böyle oyunculuğumu beslesin diye de hem de özel zevkim olduğu için hep bir sanatın bir dalıyla ilgilenirim ve onun sanatçılarıyla ilgilenirim. Dolayısıyla inanılmaz geniş bir çevrem var. Arada da böyle pop-up bir şey çıkar benden, fikir çıkar. İşte Kapadokya'da Caz Festivali düzenledim mesela bir sene Türk caz müzisyenlerini dinledikten sonra. Gibi. Şimdi hatta bir belgesel dizi projem var. Ondan sonra bunu bilen, bu birikimimi bilen biri orada sanat yönetmenliği teklif etti. Bir restoran ve barı olan bir tiyatro açmayı düşünüyorlardı bir Fransız bir kadından. 5 ay onun üzerine çalıştım ben. Ondan sonra onun konsepti üzerine çalıştım. Sonra tabii kolay bir şey değil.
ben bazı sebeplerden dolayı projeden ayrıldım. Zaten çok olacak gibi de değildi. Bayağı Paris'in sokakları da yanıyordu, her yer grevde. Hmm. Ben fazla gerçekçi bir insanım. O çok ilerleyemeyeceğini anladığım anda hemen bıraktım. Balık burçlarının böyle bir özelliği var aslında. Hayalperest derler ama bence gerçekçi taraf da var. Evet, bayağı gerçekçiyim. Bizi ben de biraz yani. Övmüş oldum. Övmüş evet, oldum evet, biraz. Evet, yani bunu düzeltmiş olduk. Evet, evet. Bu arada duygusalız tabii yani. Duygusal da duygusallığı şey olarak algılıyoruz ya, ağlaklık ağlak. Değil evet. Balık burcu ağlak diye bilinir evet. Ya ben ağlarım da gülerim de yani. Aynen öyle, aynen öyle. Ve şey hep böyle evet sevgi dolu yani dilim de hep öyledir. Hep sevgi dilinden ya yani duygusal bir dille konuşuyorum sanırım. Ay aşkım bir tanem çok seviyorum seni çok özleyen. Hep konuşmalarım sanırım biraz duygusal evet. ilerliyor. O gerçekçilik tarafı bende de var. Bir şey yapamayacağımı anladığımda ben de orada bırakıyorum onu. Yani olmuyorsa. Gereksiz vakit kaybı. Evet. Sen zaten başlarken hep sanat ve tiyatroyla zaten 95'te Bursa'da. Hep sanatın içinde yoğrulmuş ve çocukluğundan beri bunu istiyormuşsun. Başka bir şey istememişsin galiba. Öyle. Allah beni öyle yaratmış. Bayağı yani mükemmel şımaracağım bir aile ve sülalede doğup büyüdüm. Hiç alakam olmadı. Anladığınız üzere hani Barbie'yle bile olmadı. Ben bayağı çocukluğum resim yapmak, bale yapmak, işte müzik dinlemek. Sonra 7 yaşında ilk tiyatroya götürdüler. Tam olarak aradığım şey bu dedim. Neyi aradın sen 7 yaşına kadar yani hani o da şeyden böyle hatırlar mısınız işte Merve Uzerler falan defilelerinde dans ederlerdi koreografileri olurdu evet. genelde ben böyle izlerken şey derdim o yüksekte platformun üstünde olma fikri çok hoşuma giderdi ve şey derdim ben de böyle yapacağım büyüyünce falan derdim ilk işte tiyatroya götürdüklerinde o platform ve sözlü. Tam olarak aradığım şey bu dedim. Ondan sonra babam da çok hem çok iyi bir futbolcudur, teknik direktördür ve çok iyi yetenek avcısıdır. Beni şeyde ne denir ilkokul müsameresinde keşfetti. Sonra böyle bir arayışa girdi o da ilk hani nereye götürsem falan diye. 11 yaşında mahallede ilk yazıp yönetip oynayıp işte prodüksiyonunu yapıp bir yerde bir oyun oynattım mahallede. Kendin evet. yazdın, yönettin, yaptın çok evet. iyi. Çok iyi. O zamandan belli zaten. Evet evet ve 12 yaşında da işte tiyatroya başladım. Sonra da 18'de konservatuvar kazanıp rahatladım. Vay, aslında ailenin ilk yıldızı baban herhalde değil mi? Ailenin süperstarı evet babam. Biz onun böyle kırıntıları gibiyiz öyle düşünün. Sporla öyle efsanedir. Dolayısıyla doğduğumdan beri beni bir şeylere verdiler. Jimnastikle başlayıp böyle voleybol bir ton şey. Şimdi böyle yoga, yüzme. Ama şey izlerken futbol izliyor musun mesela? Asla. Genelde yani, öyle olur çünkü evet. tahmin ettim. Ve iki abim de futbolcu. Evet. Yani... fenalık geldi. Yani taç nedir hala bilmem. O kadar. Ama statta izlemeyi severim mesela. O keyifli geliyor. Harika. Elif sen de tabii çocukluğundan sen aslında hikayeniz de yakın. Evet. Değil mi? Bizimkiler Sivas'tan Kocaeli'ye geliyorlar. Tabii kültürle geliyorlar. Dedeler bağlama çalıyor. Karadeniz kemençesi çalıyor. Babam çalıyor. Dayım çalıyor. Kadınlar da iyi derecede türkü ve Türk sanat müziği biliyorlar. Çok ya hiç kimsenin bilmediği türküleri biliyordum işte 7 yaşında. Annem sürekli bilgisayar başında çalışıyordu. Hep hafızama girmiş. Tabii yıllar sonra bunu keşfettiğimde çok şanslı olduğumu hissettim. Mesela şey yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi. Millet pop şarkılar söylüyor sınıfta. Ben böyle türküler söylüyorum. Çok tuhaftı. Kendimi uzaylı gibi hissediyordum. tabii benim de yeteneğimi gördüklerinde ilk 7 yaşında özel bir kursa başladım. Sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na başladım. Orada 4 yıl halk müziği, nazariyat, solfej ve bağlamanın uzun olan versiyonu, tambura düzeni eğitimi aldım. Sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi. Orada daha batı müziğini, daha batı müziği ağırlıklı olduğu için keman ve piyano enstrümanlarını seçtim. Batı müziğini öğrendim. Sonra türkülerden vazgeçemeyeceğimi anladım. Birçok yarışmaya katılıyordum. İşte
Türkiye okuyunca daha başka hissediyordum. Asıl gitmek istediğim yol burası diye kendime sürekli söylüyordum. Çevremde de güvendiğim insanlar da aynı şekilde yönlendiriyordu. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne başladım. Yüksek lisans doktora. Devam ediyor öyle. Hala okuyorsun değil mi? Hala okuyorum herhalde. Hayatımın sonuna kadar okuyacağım ben de. Harika. Ya sizi dinlerken aklıma şey geldi. İkiniz ne güzel siyah beyaz diye bir proje yapsanız nasıl güzel olur. Çok hoş olur, evet. Çünkü sende oyunculuk var. Sende aslında şarkıda istiyormuşsun gibi bir şey okuyordu. Yani Caz Festivali düzenlemiş. Diye bir şey yazıyor senin için. Evet. Doğrudur değil mi? Evet, evet. Çünkü şeyi araştırıyoruz işte. Hani oyunculuğu konservatuar girerken. Evet. Ha işte şey solfej bilmem ne sınavı olacak. Aa o zaman işte belediye ama 11 yaşındayım ve bu arada ben de çocukluğumda hep Türk sanat müziği söylerdim. Ses kayıtlarım falan hep Türk sanat müziği. Ama o zaman da zaten o ağırlıklıydı. Evet doğru. Ama çok ağır geldi. Yani 11 yaşında çok ağır geldi bana. Bana da çok ağır geldi. Şey dedim hatta. Dedim ben bırakmak zorundayım. Yalan söyledim mi dedim. Şehir değiştiriyoruz biz dedim. Olsun pek şimdi tekrar dedim ki gelemem falan diye böyle. Öyle bırakmıştım. Ama o gerçekten... Şey oluyor bir kere mesela 5 yaşında sadece baleye gittim ama geçenlerde yetişkin baleye gitmiştim geçen senelerde. Hakikaten unutulmuyor. Evet. Yok o genel o yaşlarda beyine kazanır. Evet. Altyapıda ya, kalıyor. 7 yaşında dinlediği şeyler şimdi mesela onu bir daha birisi bir kere söylesin bence arkasının tamam, ikincisini evet. Getirir. Yani. Evet, evet, mesela öyle. Benim şarkı söyleme yeteneğim çok zayıf. Yani hani. Geliştirilebilir belki. Kesinlikle geliştirilir. Söyleyebiliyorum da fakat o yetenek vardır ya kendiliğinden böyle çocukluğundan beri söyler eder. Ben hiç şarkı söylemem mesela yani. Ben çok söylüyordum. Yani o işte o saç fırçasıydı, işte kumandaydı. O çocuklardan biriyim ben de. Evet. İşte benim de oyunculuk öyle. Evet. Kendiliğinden taşan ve yaptığım şey. Sen hala da söylüyor musun galiba yolda yürürken, evet, evde evet. Temizlik yaparken? Her yerde söylüyorum. Bazen sus diyorlar ama bazen de hiç söylemiyorum. Sürekli çalışır vaziyette. Mesela şu an buradan işte çıktıktan sonra stüdyoya gideceğim. Aklımın bir kısmı orada. Hmm. O şarkıyı okumalı mıyım, okumamalı mıyım falan vay. Gibi. O zaman şimdi bize bir şarkı daha oku. Tamam. Şimdi bu şarkı Sezen Aksu şarkısı. Benim arabesk projesinde arabesk yorumladığım bir pop şarkısı. Yanmışım sönmüşüm ben. Ha. Çok güzel. İstersen kapat kapıları, açma bir daha hiç. İstersen al beni içeri, tut ölene kadar. Ben çoktan hazırım bana layık gördüklerine. Gel dediğin an bir daha dönüp de bakma. Çoktan geçmişim bak istikbalinden. Hadi çağır artık da satarı toplayıp geleyim hemen. Ah yanmışım ben.
Kulağımız alışkındır ya o orijinal versiyonu evet. dinlemeye. Bu biraz risklidir aslında değil mi? Evet riskli. Benim çok sevdiğim hatta klibine bayıldığım bir şarkı. Devler Ligi vardı klipte. Küçüklükten beri çok sevdiğim, okumayı sevdiğim bir şarkıydı. Stüdyoda okurken bazen böyle hızlı eserleri yavaş okuyoruz, yavaşları hızlı okuyoruz. Bunu okuyunca böyle bir tepki alınca dedim bunu o zaman arabesk projesinin içine koyalım. Sevgili Sezen Aksu da izin verdi sağ olsun. Harika. Zaten herkese izin veriyor bu arada. Bir mail yazmak yeterli. Evet. Bütün gençlere şarkıları, yani gençlere ve herkese şarkıları. Peki Elif riski dedi ya Merve, yani aynı zamanda tepkilerden çekinmiyor musun? Ya da artık alıştı mı insanlar? Biraz önce de dedin ki club mixini yapıyorum, evet. remixini yapıyorsun. Yani bu tarz şeyleri ilk günden beri yapıyorsun. Ben seni evet. tanıyorum, çok da iyi yapıyorsun ama bir de klasikçiler var ya, sen konservatör olduğun için evet. öyle öğrendin. Buraya gelen konu, akademisyenler öyle diyor, klasikçilerle bir de alaylılar evet. arasında bir çatışma olabiliyormuş. Umursamıyor musun yoksa artık alıştım herkes? Ne diyorsun? Şöyle bence ikisinin de çok dezavantajları var. Okullu olunca hep bir sorumluluk üstünüzde. Her şeyi doğru okumalıyım. Kesinlikle katılıyorum. Sözleri asla değiştirmiyorum. Yorumcuyum ben. Kendimden bir şeyler koymayı seviyorum. Türkü dışında bir şeyler okuduğum zaman zaten bütün hocalarım çok kızıyor. Elif sen de mi yapıyorlar? ama işte... Ben de mesela onun gibi, İpek gibi dünya insanıyım. Seviyorum dünya müziklerini. Gittiğim her yerden bir şeyler almaya çalışıyorum. Kendi kitlemi takip ediyorum. Gençler var. İşte daha sosyal medyalar için daha böyle elektronik şeyler gerekiyor. Yani ben aslında ihtiyacım olanı üretiyorum. Eleştiriler geliyor. Sadece çemberimdeki insanlarla... Yani onların görüşlerine ve söylediklerine kulak asıyorum. Bir de sanırım onun bir avantajın var. Sen yani bu kadar okudun ve en iyi üniversitenin bir tanesi, konservatörden evet. bir tanesindesin. Evet. Ve master ya doktoraya kadar gidiyorsun. Kendini zaten kendin terbiye ediyorsun ya da kendin kontrol evet. ediyorsun bence zaten. Evet. Yani biraz önce dedin ya sözlerin dışına çıkılmıyor ama evet. müziği de bir yere kadar... O bölümü de bozulduğu iddia edilen bölümü de bozmuyorsun aslında. Onları bir yorum yatırıyorsun. Evet. Her şarkıda ve her türküde yapmıyorum tabii bunu. Hissettiğim bazı şeylerle. Şimdi mesela Yalan Dünya yaptık. Deep Rise'la yaptık. Deep Müzik, Deep House. Şimdi o şekilde sundum. O şekilde seviliyor. Radyolarda çalıyor. Şimdi Neşet Ertaş zaten bunu çok iyi okumuş. Benden dinlemeleri için bir şey vermem lazım. Ve o kitleyi de yakalamam lazım. Ama ben orijinalini de okuyorum. Ve bunu da söylüyorum. Bu farklı bir yorum diye. Altını çiziyorum. Belki de onu biliyorum diye de bana çok kızmıyor olabilirler. Aynen öyle. Sen çünkü yani bir ara biliyorsun Allah rahmet eylesin Ahmet Kaya'nın kum gibine okumayan yoktu. Katleden evet. de çok fazlaydı maalesef. Evet. O yüzden de o aradaki farkı artık insanlar da algılıyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi. Yani şanslıyım o konuda. Besteciler seviyor beni. Titiz çalıştığımı biliyorlar. Mesela Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim diye bir şarkı okudum yine bu arabesk projesinde. Müslüm Gürses'in sesinden dinlemiştik 1991 yılında. Atayım isterseniz dedim aileye dinletin. Hani tepki olmasın sonuçta hani beni halk müzikçi olarak biliyorlar. Elif Hanım siz çok titiz çalışıyorsunuz dinlemeye gerek yok dediler. Mesela bu benim için önemli bir şey. Ki hani güzel de bir şey çıkarıyorum. Hatta şöyle eleştiriler geliyor. Elif yaptığın kayıtlar çok temiz. Hani biraz kirlet, hani pislet. Hani çok böyle mükemmel yapma. Biraz öyle bir özelliğim var. Onu kırmaya çalışıyorum. Evet sağ olun. Kötü bir şey mi bu, güzel bir şey? Ya şöyle, tabii ki sesleri güzel duyalım ama bazı şeyler doğalında olmalı işte. Hani düzeltmeyeyim onu. Burada daha iyi yaparım, yapmayayım. Aynen. Öyle doğalında o anki duygumda kalsın orası. Hani detoneli de olsa, işte hışırtılı da olsa kalsın. İpek sen caz müziğini mi seviyorsun? Caz 2010'da caz festivali mi yapmışsın Kapadokya'da? Evet, 2 sene. Yani evet özel bir sevgim var ama ben iyi olan bütün müzikleri çok seviyorum. Yani işte 3 sene Kapadokya'da yaşadığım, orada daha da Türkiye olan yakınlığım derinleşti. Çok severim mesela. Evet. O da denk geldi yani 2009'da ben işte dedim ya bir dakika ya Türk caz müzisyenleri var yani ben onları bir tanıyayım. Bir de ara verdiğim bir dönemdi. Bir de bir zahmet bileyim bir Türk sanatçı olarak diye.
Sonra Kapadokya'ya gittik. İşte gezdirirken aa işte Erkan Oğur'un Telvin konseri şu vadide ne güzel olur dedim. Bir şey dedim. Sonra üçünü beşini özledim. Tabii arkadaşım dostum oldu. Aa bunların beş bir araya gelince festival oluyor. Oha bunlara ne güzel. Çok tatlı ya. Bayağı Kapadokya dünyanın geldiği evet. bir yer. Bayağı hazine bulmuş gibi de hissettim ve çok kolay aktı. Beni biriyle tanıştırdılar. Bu işi bilen biriyle tanıştırdılar. Biz böyle Elif'le iki kadın 3 ayda gerçekleştirdik. İşte bir hafta süren işte 23 tane müzisyenin geldiği, konserlerin ücretsiz olduğu çok güzel 2 sene üst üste şey yaptık. Sonra birçok sebepten dolayı devam edemedik. Kapadokya bir dönem çok ağır battı, iflas etti. Pandemi. Yok pandemiden önce işte yani 2013'ten sonra bir dağılmalar yaşandı. O öyle tatlı bir anı olarak kaldı. Şimdi yine eski haline geldi belki evet. düşünürsün tekrar. Evet. Şu anda uçuyor. Arada Elif'e tıngırdattığım oldu yok artık geçti falan dedi iyi dedim. Çünkü işin ehli olmadığım için ben. Doğru. Ben kafamda öyle proje patlıyor sonra işin ehline gidiyorum hayalimi anlatıyorum. Diyorum işin ehli sensin bunu nasıl yapalım diye ona bırakıyorum. Profesyonellerle birlikte devam ediyorsun o alandaki. Evet şimdi de işte mesela bir belgesel dizi ve dizi projem var. Onları da işin ehli insanlarla yürütmeye çalışıyorum bir taraftan. Konu ne? Belgesel dizinin konusu işte bu 4-5 senede benim ne denir süzgeçimde böyle şey kaldı. Orada doğup büyümüş, dünya çapında acayip işler yapmış ve bizim tanımadığımız tür sanatçılar var ve onların çoğu arkadaşım oldu. Bir gün böyle belgesel film festivalinin kapanışına davet edildim. Böyle bir izlerken dedim ki, aa bunların hepsi yine bir araya gelince belgesel oluyor dedim. Ben bunların belgesel dizisini yapayım dedim ve çok sevildi fikir. Bayağı alıcısı var yani. Onu şimdi yürütüyorum bir taraftan. Ne güzel, harika, hayırlı olsun. Evet. Nerede yayınlanacak? Oraya gelemedik daha. Daha gelmedik. Ben bir 148 sayfa hayalimi döktüm. İşin ehlilerinin şeyini bekliyorum. Onu toparlamasını bekliyorum. Biraz öyle ehli olmayınca biraz insan bekliyor oluyorum bir taraftan da. Harika. Evet. Çok teşekkür ederiz hanımlar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sohbetti. Evet, çok bence keyifli. De. Başarınız devam diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yaka Yaka'nın klibiyle devam ediyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün piyanonun dahi çocuğuyla başladı. Muhteşem. Muhteşem. Sabah Aşık Veysel ve türkülerle, şimdi tiyatro ve İyun'la. Neyle başladın bu arada?
Scribi'nin 2 numaralı etüdüyle başladım. Harika. Evet. Okay. Bravo. Eline sağlık, mükemmel, muhteşem. Nasıl farklı bir dünyaya gitti değil mi çalarken? Teşekkür ederim. Evet. Kendini kaptırıyor. Evet, evet. Elf kızı gibi değil mi? Çok tatlı. Ama çok konsantrasyon gerekiyor işte. Evet, evet. Ne güzel. Biraz seni tanıyalım mı? Piyanonun dahi çocuğu. Sağ ol. Böyle adlandırılmak sana ne hissettiriyor? Yani şöyle, aslında çok beni mutlu ediyor. Çünkü hani ben yaptığım işe, piyanoya çok büyük bir emek adıyorum. Ve böyle hani insanların bunu fark ediyor olması, hani bundan mutluluk duyması ve bunu dile getiriyor olması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ben biraz kendimden bahsedeyim. Lütfen. O zaman. Ben İlyon Bürkev, 15 yaşındayım. Evet. Piyanoya 4 yaşında başladım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda 2 sene yarı zamanlı, 4 sene tam zamanlı eğitim sürdürdüm. Bir yandan da çok değerli devlet sanatçımız sevgili Gülsün Onay hocamla birlikte çalışmalarıma devam ediyorum. Ve yaklaşık neredeyse 2 yıldır Salzburg'da Mozart Tüm Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gilloff'un öğrencisi olarak eğitime devam ediyorum. Bu şimdi tabii ki böyle anlat, böyle cümle içinde geçirmek kolay da şimdi oraya giriş, o üniversitenin özelliği esas, ben onu birincilikle girmişsin. Evet, dünyadaki 13 kişi arasında. 13 kişi ve evet. 13 dünya öğrencisi arasında sen birincilikle giriyorsun. Giren ilk Türk öğrencisin, doğru mu? Yani birincilikle kazanan, evet, evet diyebilirim. Tabii bu okul gerçekten hani klasik müziğin hani kalbi diyebilirim. Hem şehir olarak da Salzburg. Evet, Mozart'ın şehri. Mozart'ın şehri. Yani zaten şehirde yürüdüğünüz zaman hani o Mozart'ın adım attığını hissedebiliyorsunuz. Çünkü hani hem binalar olsun, hem insanlara baktığımız zaman hani o kadar büyük bir klasik müzik sevgisi ve saygısıyla dolu bir şehir ki. Ve bence gerçekten böyle bir tablo gibi bir şehir. Okul da söylediğim gibi hani hocasıyla, eğitimiyle gerçekten çok iyi bir okul. Ve çok değerli hocam Profesör Pavel Gilloff'un ilk pre-college öğrencisi olarak bu okula girdim. Ne ilk? Pre-college, yani üniversite öncesi öğrencisi olarak girdim. Kendisi de şu an dünyaca ünlü yarışmaların jüri başkanları. Hem çok aktif öğretim hem de çok aktif bir konser hayatı var. Gerçekten çok mutluyum bu okulda diyebilirim. Bravo. Ne diyelim abi? Böyle yani gerçekten. Sen mutlu oluyor. Çok gurur duyuyor ya. Evet, gurur evet, duyuyorsun. Evet. Kimiz adına muhteşem bir şey. Bir de onların ülkesinde, onların şehrinde, onların... Evet. Ustatlarının şeyinde birincilik ya, efsane bir şey ya. Bravo. Ne mutlu bize ya. Harika, bravo sana. Ben Salzburg'da bir gün yürüyordum. Birden böyle hani bir kafe var böyle. Oralarda otururken Allah Allah, inanılmaz müzik sesleri geliyor falan. Kapıyı bir araladım. Okullardan bir tanesinin. Orası aslında böyle minik kafesi ama yani insanlar böyle klasik müziği sevsin diye. Hani gayet böyle bütün şehirde onların provalarını değil mi böyle açık gibi, yani bütün şehirde sürekli klasik müzik sesi duyuyorsun ve çok keyifli. Şehrin sesi var değil yani. Değil mi, şehrin evet. sesi, doğru. Herkes müzikle yaşıyor yani, çok evet, güzel. Evet, evet, evet. Harika, evet. Evet Nedim abi, hoş geldin. Evet, olayların tiyatronun efsane ismi ya. Estağfurullah. Çok güzel gidiyor her şey. İyi gidiyor. Asla pes etmiyorsun. Pes etme de zaten, sana ihtiyacımız var. Çünkü o bir oğlak. Evet, 32 yıl oldu. Gerçekten her gün çok daha yorucu oluyor. Yani biz bunlarla uğraşmamalıyız diyorsun ama yani çünkü sanat yapabileceğin zaman ve konsantrasyon gittikçe azalıyor. Yani bunlar da genelde günlük işler. Yani hani her işte bir problem olur ama yani günlük işler o kadar zor ve bizde böyle yapımcı az yetiştiği için evet. her şeyi biz şey yapıyoruz ama mutluyum. Bu yıl 37-38 kişi çalışıyor tiyatro karede. Maşallah. 4 farklı oyun. Yani çok keyifli. Bugün daha şu anda 2 tane ödül haberi geldi. Aynen. Vedaya. Harika. Evet. Ama o veda da senin vedan olmasın da ama efsane evet. oldu. Ya, evet. Yılın iddialı projelerinden biri. Yılın değil, bence hayatının en iddialı projelerinden bir tanesi. Şeye çok gülüyordum sana. Hani genelde böyle şey olur ya, mesela oyun tutmasaydı tiyatro kare veda ile veda etti. Eyvah diyorum, gazetecilerin hani atabileceği başlıklar hani bu veda ağır geldi falan diye. Allah'tan
İki tane ödül ve bir tanesi Basri Rıza Zobu ödülü ilk defa açıklıyor. Bu akşam Leyla Ferah'a veriliyor. Çok sağ ol. Öteki de o da çok değerli. İsmail Dümbül ödülü Müjdat Gezen veriyor onu. Bizim Nevra ablamıza 27 Mart'ta. Nevra abla. Hem usta tiyatrocu hem yeni nesil. Evet evet evet. Ne kadar ödül alıyor aynı oyunla. Bir de Melek Baykal da mesela bundan önce aynı ödülü almıştı. Gene bizim tiyatroyla. Yani çok keyifli bir şey. Güzel ödül. Seneye tabii de bana verecekler orada oynadığım için tabii. Harika. Kendisi jüri olduğu için ödüllere şey yapılamıyor. Evet ya, Ayşe Erbulak şey Afife'nin jürisindeymiş. Evet. Korkuyorlar mı tiyatrocular senden? Bir de ya, biliniyorsun, jürinin bilmemesi gerekmiyor mu? Biliniyor mu? Ama yok şeyde açık. Afife'nin açık sayfasına girince bütün jürilerin isimleri var. Ben de ona baktım. Ben arıyor ama musun yoksa küt diye bilet alıp mı geliyorsun? Yok, bilet alıyorum. Çok bilet zaten Yapı Kredi biletleri ödüyor yani. Yok o anlamda söylemedim. Haberleri oluyor mu? Yok, bugün jüriden birisi geliyor şudur budur. Ama şöyle tabii, şimdi artık bu şey var. Bilet alırken ismini veriyorsun. İsminiz neydi diyor. Orada Ayşe Erbulak'ı görüyor. Doğru. Ama yani ben zaten çok tiyatro seyreden biriyim. Evet. Dedim de ben de zaten ortadan girdim ben. Birisi bir rahatsızlık nedeniyle ayrılmış. Öyle girdim. Fakat şöyle şeyler var. Tabii bir takım kurallar var. Gidip böyle ay bayıldım çok tatlıydın yapamıyorum mesela. Kilise hani gidemiyor. Onu, ya da çok şöyle güzel bir şey de var. Beğenmeyince de gidip tebrik etme mecburiyetim olmuyor. Bu ama da yarıda da çıkamıyorsun. Ya bir kere çıktım meğerse biz yarıda yasak çıkamazmışız. O da çaylaklığıma denk geldi. Sen yaptın mı daha önce? Çok iyi biliyorsun kuralı. Ben şeyde bir yarıda çıkmıştım. İKSV'nin bir oyunundan çok fena sıkılmıştım. Ve 17 yıl ne İstanbul Tiyatro Festivali'ne kabul edildim. Ne de şey bayağı 7-8 kişi selamı kessen. 17 yıl. 17 yıl. Ama ya evet. Çok ciddi. Çok ciddi. Ama biliyorsunuz şimdi geliyor adam John Malkovich. Evet. Şimdi sonra da ben bu sinirle hani şeyden çıktım yarıda. Kızdığım için John Malkovich'in oyuna gittim. O da çok kötü. Çok kötü bir eleştiri yazdım. O zaman da internette yazıyordum. Adam çok hoşuna gitmiş. Okurken bayağı koltuktan düşmüş diyor. Bir tek babam bana böyle şey yaptı yani hayatımda beni böyle. Ben bu adamla tanışmak istiyorum. Efendim o kadar önemli biri değil falan artık nasıl bilmiyorum şeyse falan. Ondan sonra enteresan bir şekilde bir gün Hırvatistan'dan bana bir şey ekleme talebi. Lütfen işte spam değilim işte bilmem ne ekliyorum sizi falan. Hırvatistan Eleştirmenler Birliği Başkanı. Ay diyor dün sayenizde ne kadar güldük. Nerede güldün Hırvatistan'da? John Malkovich diyor sizin eleştirinizi diyor İngilizce'ye çevirip oyununa ekledi. Çok güzel. Oo, ya. Ve beste yapmış. Türkiye'de nasıl rezil oldum diye. Şimdi bir bu eleştiriyi kabul edebilmek var yani ve tekrar geldi. Sonra geldi buraya tanıştık biz fakat o gün Covid patladığı için çok şey yapamam. BBC'ye de beraber bir belgesel çekti yani dünyanın John Malkovich. Artık ben utanır falan hale geldim. Keşke o kadar da yazmasaydım falan oldum yani. Adam o kadar hoşgörülü ki. Bizde ama böyle genelde bir selamı keserler. Bir böyle ders sen anlamamışsın falan. Yaptı. Bence evet, ders alınacak bir şey yani. Adnan da şunu söylüyor. Bugüne kadar dünyayı nereye gidersin beni yaladılar, yuttular. İlk defa birisi dürüstçe davrandı. Belki de kendi farkındaydı. Bunu umursamıyordu. Aynen öyle. Tabii. İyi birisinin çok bunu eleştiriyor tabii olması da adamın bir de şey de diyor. İçinde tiyatro şeyi de var. Yani hakikaten tiyatroyu seven biri yazmış demiş şeyle. Ondan sonra Rahşan diye bir gazeteci arkadaşımız Rahşan var. Gülşen. Rahşan Gülşen. İnanmıyor bu olaya. Diyor ki herhalde diyor Nedim Saban şey haberi çıkarttırdı. Reklam yapıyor. Hani ya falan. Gidiyor John Malkovich'e şeyde soruyor basın toplantısında. O da diyor ki ay diyor bir gün Türkiye'ye gelirsem çok tanışmak istiyorum diyor. En sonunda tanıştık. Ne güzel ama ya. Biz sizi böyle doğallığınızla zaten evet, böyle samimiyetinizi de sevdik zaten. Sağ ol. Eliyon İKSV demişken sen de Mayıs ayında İKSV ne var sende? İKSV'nin kapanışını mı, açılışını evet, mı? İKSV'nin 52. yıl çok İstanbul güzel Müzik Festivali'nin açılış konserini açılış konserini. Açılış konserini benim için
o kadar hani heyecan duyduğum bir konser ki hani çünkü çok değerli isimler biliyorsunuz. Tabii. Gülsün Onay, Fazıl Say, İdilbret gibi isimler bu festivalin açılış konserlerini yaptı. İstanbul Devlet Senfoni ile birlikte çok değerli Şef Cem Mansur'la çalacağım. Hani ne zaman? 17 Mayıs? Yok 21 Mayıs'ta. 21 Mayıs. Gerçekten hani bu konserin açılışını yapabiliyor olmak benim için gerçekten güzel, çok değerli. Muhteşem bir şey. Ve hani şunu da söylemek istiyorum. Aslında bu senenin teması bence çok özel bir tema. Yani İKSV açıkladığında da bu senenin temasını kökler olarak açıkladı. Ve hani bu köklerin hem İstanbul'un tarihsel olarak hem de günümüzdeki şeklinde baktığımız zaman çok özel bir anlamı var. Tarihsel olarak baktığımız zaman biliyoruz hani İstanbul zaman içerisinde çok farklı isimlerle anılmış. Başta Konstantiniye olarak anıldığı zamanlardan sonra işte Roma tarafından başkent yapılıyor ve yeni Roma, Nova Roma olarak isim değiştiriliyor. Ve daha sonra 1453'te Fatih Sultan Mehmet fethettiği zaman İstanbul olarak şu an hani günümüzdeki bilinen ismi oluyor. Ve hani İstanbul'a baktığımız zaman bu tarihsel isimlerinde de çok fazla multicultural hani dediğimiz işte Bizans'tan, Roma'dan, işte Osmanlı'dan esintiler görebiliyoruz. Hala çıktığımız zaman hani binaları olsun, şu yemekleri olsun, bile, şu fotoğrafta mi? Bile. Evet. Hani gerçekten yani ben mesela yurt dışında arkadaşlarımla konuştuğum zaman hani İstanbul'a gittiklerinde büyülenmiş bir şekilde diyorlar. Evet. Hani bu kadar fazla aslında kültürün tarihsel olarak Doğu da barındığı. Evet. İstanbul'un bir adı daha var yurt dışında bilinen İskandinavlar tarafından Miklagar. Onu da Miklagar diyorlar. Ha. Çünkü Vikingler Tuna'dan gelmişler İstanbul'a ve bu arada hiç iyi insanlar değil, yakıp yıkmışlar yani. Vikingler. Vikingler bayağı talan etmişler. Miklagar diyorlar yani Konstantinopolis'ten veya Bizans'tan evvelki ismi de. Bu korsan olanlar mı Vikingler? Şey korsanlar yani. Bayağı bildiğimiz yani oradan korsan. Çıkmışlar denizci korsanlar çatır çatır Tuna'dan şey yapmışlar. Ama tabii kültür, tabii Malta yani müthiş. Çok müthiş kültürümüz var yani bu konuda. Senin açılışın da Fazıl Say'da, İdilbiret de, Gülsün Onay'da mı var? Yok. Sonrasında. Onlar önceki yıllarda bu açılışları, açılışları yapan kişiler. Ve hani tamam, bu çok değerli sanatçılar yaptı. Ve hani şunu da eklemek isterim. Hani bu işte kökler aslında hani günümüzde de bence çok önemli bir mesaj. Ben bunu mesela Avusturya'da gittiğim zaman da hani yaşıyorum. Böyle farklı işte kültürlerin, farklı köklerin zamansal olarak da baktığımız zaman aslında hani müzik de evrensel ve hani insan yani tek bir insan olmak hani farklı kültürlerin, dinlerin, dillerin aslında önemli olmadığı hepimizi birleştiren hani bir unsurun müzik olduğu bence çok ön plana sunuluyor bu sene bu festivalde. Çok güzel. Ve tabii hani evet sahnede de hani bunu temsil edebiliyor olmak benim için gerçekten çok heyecan verici. Ne kadar güzel. Ayşe senin şeyin bitiyor, oyunun başlıyordu. Yarın değil mi? Yarın başlıyor. Zaten yarın gelemeyecektik bugün. Evet, yoksa bugün gelemezdik yani. Başlasaydı. Sırf buraya gelmek için başlamadı. Aynen. Oyun bayramı mı ertelediniz? Evet. Çok Sinan çağırdı dedik. İlker falan Merve'cim çağırdı. Biz en iyisi yapmayalım dedik. Fakat şimdi çok ilginç. Ben Işık Sesi'nde okumuştum. Evet. Miladi tarihten bahsediyorum. Muvaffak Benderli Salonu değil evet, mi? Evet, evet. Orada eskiden sinematek vardı. Yatılı okurdum ben orada. Hani orada 11 yaşlarında orada okuyup da sonra yeniden orada sahneye çıkma heyecanı içindeyim. Çıkacağız tabii ki. Bir küçük ertelememiz oldu. İçimize sinmeyen bir şeyler oldu. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada bunu her yerde söylüyorum. Lütfen. Burada da söylemek istiyorum. Çok tiyatroda oynadım. Yurt dışında çok uzun yıllar tiyatroda yaptım. Sonra işte yurt dışından Türkiye'ye döndüm. Duru Tiyatro'da oynadım. Tiyatro Kedi'de oynadım. Ama hep benim gönlümde bir Nedim Saban vardı. Bir bence tiyatro kare değil, vardı. Türk tiyatrocunun gönlünde bir Nedim Saban'dan hatta geçiyor. Hatta çok komik bir şeyim var. Tiyatro Kedi'de oynarken Damadım Olur Musun da Ekin Yaz'ın dostlarından en iyi kadın oyuncu, en iyi komedi kadın oyuncu ödülü aldım. Ve Tiyatro Kedi'ye, Tiyatro Kare'ye teşekkür ettim. Sahnede. Çağırmış bizi. Ne kadar ayıp bir şey yani. O da Hakan Altınar falan ama çok oturuyor. Zaten ama dostlarımız çok yani, oldu. Hatta bilinç çok şey altı yaptık yani. Tiyatro Kare'ye teşekkür ederim dedim. Herkes şey falan kaldı Hakan çok falan. Demek herkes ki
Çok içimdeydi ama oynayacağız biz. Harika. Annem hep derdi ki. Evet. Aile komedisi değil mi? Evet, çok sıcak bir komedi. Yani sıcak. Onu konuşuyoruz biz kadroda. Şimdi tabii dünyada yazılan oyunlar da artık böyle çok fazla böyle şey şiddet. Aslında televizyonun dili biraz tiyatroya geçiyor. Sanki daha çarpıcı olurmuş gibi. Geçen gün mesela ben Afife jürisi olmadığım için konuşabilirim. Oh, özgürlük çarpışma diye bir oyuna gittim. Senle konuşmuştuk. Hayır, evet, şey açıdan ama. Sen de daha jüri evet. olmadan evet. çocukken. Evet. Ondan sonra ve orada müthiş bir oyuncu oynuyordu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun oyunu. Şimdi bir tane aslında sizi de şey yapıyor. O arkada hani şey çalanlar var ya. Zili çalan. Zil diye. Evet. Ay benim de ödüm patlar. Ya adam kaçırırsa, çünkü düşünsene 50 dakika onu dinliyor. Bir kaçırırsa bitti yani, şeyi bitti. Tek işi var. O adamın hayatını anlatan böyle bir oyun. O kadar çarpıcı ki ve yani ne küfür var ne hani küfre falan karşı olduğumdan değil. Ama yani çarpıcı bir şey olmak için böyle bir kavga, böyle bir dövüş, orada şiddet, orada kan gerekmiyor. Hmm. Yani bu aile oyunları da çok sıcak. Annem hep derdi ki de biz o yüzden çok sevdik. Evet. Adapte ettik yani Türkiye'ye uyarladık. Zaten bize Türkiye'de aile kavramı hala çok güçlü. Evet. Hani özellikle Anadolu'ya falan gittiğimiz zaman hep o şeyi görüyoruz. Yani mesela Ağaçlar Ayakta Ölür'de diyoruz ki ne olur yani farklı kuşaklarla gelin. Yani fazla bilet satmak için değil ama hani anneannesiyle izlediği zaman torun başka bir deneyim tabii, o. Tabii. Ben onu çok seviyorum. Yani dolayısıyla annem hep derdi ki de öyle bir oyun öyle olacak inşallah. Sizin de aslında aile tiyatrosu yani gerçekten bir genç annesiyle gelip daha sonra anneannesiyle babaannesiyle sizin oyunlarınıza gelip aynı deneyimi yaşayabiliyor. Bu çok önemli. Onu çok vaktinizi almayayım ama çok ilginç bir şey yaşadık. Leyla'nın evini yapmıştık biliyorsunuz. Ve İzmir'de bir hamile hanım işte çocuğuyla böyle şey yapıyor. Ah diyor keşke diyor yani doğmuş olsan da bu oyunu seyretsen. Hatta diyor adını Leyla bile koymayı düşündüm bu oyundan sonra. O kadar heyecanlanıyor. 10 yıl sonra 9 yıl yani 9 yıl oynadı oyun. O küçük çocuk annesiyle oyuna gidiyor. Yani düşünebiliyor musun? Hamileyken hani annesine anne karnında izlediği oyunu bu sefer yani nefis bir şey bu işte iletişim ve tiyatronun büyülü şeyi. Ama tiyatro kanalı çok güzel. Hani mesela güzel oyunları oldu. Hele yani Müziksiz Evin Konukları ki iki kere koydun. Ama çok kötü oyunlarımız da oldu. Fiyaskolarımız da. Ama işte onlar da ders zaten. Hani tabii onu, yaşa. Onu Allah gösteriyor diyor ki bak bunu yaptın ama bir daha böyle yapma diyor. Evet yani. Evet evet. Böyle bir öz eleştiri yapmak da çok güzel ama. Yani insan birazcık şey bir de şeyi konuşuyoruz kendi aramızda. Yani dünyanın en iyi oyununu yapsan ne olur? Dünyayı ne kadar değiştirebiliyorsun? Yani senin yani orada bir küçücük bir estetik katıyor. Hani ya bayıldım sen büyük oyuncusun falan. Bunlar kendimizi mutlu eden şeyler yani. Sonuçta oyunumuz güzel olsun. Keyfimiz iyi olsun. O yani. Ya gayet tabii. Yani? Hani kutsal meslek falan. Ben şey diyorum kutsal meslek doktorlar yapıyor kutsal mesleği. Hayat kurtarıyorlar. Biz kutsallığı kendimiz için yapıyoruz. Sahneden indikten sonra normal hayatımıza derhal dönmemiz gerekiyor. Yani o başarı sarhoşluğundan kurtulup normal hani eve gelip tarhana çorbanı pişirmen lazım. Ama çok başka bir dünya da açıyorsunuz insanlara. Özellikle çocuklara. Bu çok önemli bir şey bence. Çocuk tiyatrosuna yeterince önem veriyor muyuz sizce? Biz mesela çocuk tiyatrosunda çok fazla ünlü isim göremiyoruz. Neden? Ha, aslında var biliyor musunuz? Çok oynamak isteyen. Biliyorsun Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ilk açıldığında bütün ustalar Can Gürzap falan rahmetli. Pofla Paf diye bir oyun oynadı. Hmm. Nefis bir şeydi. Aslında çok da güzel yapılabilir. Tek problem bence salonların zaman ayırmaması. Yani şöyle bir problem var. Mesela saat 1'de bir oyun, 3'te bir oyun, 6'da senin matinen. Ne dekor kurabiliyorsun çocuk oyununa? O şey verilemiyor. Bir de tabii bu alışveriş merkezlerinde falan çok ucuz işler hani öyle kuklacıklar evet. Böyle bir onlar dans ediyor. Onlar oyun değil ki. O bir değil. De çocukları kötüye... Şehir tiyatrosunda falan oynadık. Ben şehir tiyatro, yani İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oynadım. Yani başrolü Cem Davran falan oynuyordu ki Cem Davran o zaman da Cem Davran'dı. Yani hani duyulmamış bir isim değil. Sen ne oynuyorsun? Koç ben Palyaço Prens'te şey hem cadı hem anlatıcı yani Özlem Savaş falan böyle. Bugünün şehir tiyatrosunun evet. genel sanat yönetmeni Ayşegül İzsever Peri'ydi orada yani. Volkan Severcan falan oynadı.
Orhan Alkaya falan. Öyle bir oyundu yani, oynandı. Ama tabii daha çok ödenekli tiyatro işi o iş. Evet. Ben mesela, biz cesaret edemedik, bizim biliyorsunuz bir çocuk, yani çocuk oyunculuk okulumuz var. Hı-hı. Ben dediğim kadar cesur değilim yani, ben tiyatro yapımcılığına göze alamıyorum. Yoksa hani elimde Sevinç Erbulak var. Evet. Gel bakayım oyna şuraya derim, oynatırım yani. Dağhan var oğlum. Eşim var, hani ben yapımcılığını yapsam hani, ama... Bak ama nasıl oğlak kadını? Bak ne diyor, elimde onlar var diyor. Tabii tabii, benim onlar. Ya, elimde diyor. Tabii, evet, elimde, evet. Elimde o. Öyle gel, gel çocuk oyna diye. Milyonların izlediğini evet, bizim evet. Zannediyor. Sevinç Erbulak'a teklif ya. Götürmeyi düşünüyorum. Yani. Çocuk tiyatrosu dedik de İlyon sen 15 yaşındasın ve 4 yaşında başladın. Hiç çocukluğunu yaşadın mı? Çocuk oyunları oynadın mı? Bu konu aslında hani hem ben de hem de ailem olarak aslında çok dikkat ediyoruz. Çünkü ailem hep bana şey der, hani mutlu bir insan mutlu müzik yapar. Ne güzel. Hani ben bu zamanlarda da bunu çok deneyimledim. Hani çünkü hani bence tiyatroda da böyle, müzikte de böyle. Hani yaptığımız şey biraz ruhani bir şey. Ve hani kendimizden karşı tarafa hani görünebilir bir şey olmadan aktardığımız evet. bir yol. O yüzden hani bence... Bir insan hani kendine de vakit ayırdığı zaman, kendi çocukluğunu yaşadığı zaman, hani iç dünyasını mutlu tuttuğu zaman bence karşı tarafı da mutlu ediyor yaptığı Bravo. İşte. O yüzden hani ben hala çok dikkat ediyorum diyebilirim. Hani arkadaşlarımla buluşuyorum, spor yapmayı çok severim, ailemle vakit geçirmeyi çok severim. Çok güzel. Günde kaç saat çalışıyorsun? Şöyle çok değişiyor. Mesela önemli bir yarışmam ya da turnemden önce hani gerçekten böyle bir 7-10 saate kadar çıktığım zamanlar oluyor. Ama normalde çok yoğun da bir okul hayatım da var aslında. Salzburg'da lise eğitimime devam ediyorum. Hafta içi işte 3 saat, hafta sonu böyle bir 5 saat hani en az tutmaya çalışıyorum. Hani çünkü, günde değil mi? Günde. Evet günde. Bize buraya Burçin Büke gelmişti, o da söyledi. Günde 4 saat. Halen 4 saat çalışıyorum günde. Evet. Yani ve tek başına anda... yani çalışılıyor, hocayla mı çalışıyor? Tek başıma, bazen artıda montajda. Bir de spor antrenmanı oluyor. Gibiymiş kesinlikle. Abi. Öyle oturuyorsun 4 saat çalışıyorsun. Ya o kadar önemli ki, çünkü mesela ben de böyle 1-2 gün hani yani 4-5 günlüğüm mesela. Bakmadığım zaman hani geldiğim zaman hissediyorum. Yani gerçekten bir sporcunun günlük antrenman yaptığı gibi biz hem hani beynimize hem de bence parmakları train etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocalar da zaten bunu söylüyor. Bu çok yorucu değil mi? Yani bitmeyen bir tempo var aslında ve hayatın boyunca bitmeyecek. Her gün işte 4-5 saat çalışmaktan bahsediyorsun. Bu yorucu değil mi? Yani şunu söyleyebilirim. Hani en başında söylediğim gibi hani müzik bana biraz böyle hani ruhani çok güzel bir şey olarak geliyor. Ve hani bu işleri çok kolaylaştırıyor. Tabii bunun yanında da hani piyano sayesinde şimdi de ileride de dünyayı gezebilme imkanları buluyorum. Yeni insanlarla evet. tanışma, yeni konser salonlarında yani çalma. Bu imkanlar hani gerçekten benim çok değer verdiğim çok kıymetli şeyler. Hani o yüzden piyano da aslında bunun bir yolu, bir aracı gibi. Ve hani baktığımız zaman bir sürü bestecinin olduğu, hani birçok eserin, birçok hikayenin olduğu sonsuz bir hani kitap, bilgi okyanusu gibi bir şey bence müzik. Hani her gün yeni şeyler öğrendiğimiz, her gün kendi kişiliğimizi geliştirdiğimiz, her gün kendi bünyemize yeni şeyler kattığımız bir şey müzik. O yüzden hani benim için böyle her gün yeni bir kapı açıyormuş gibi oluyor aslında. Açılış Atatürk Kültür Merkezi mi? Evet, Atatürk Harika. Kültür Merkezi. Ya bir şey söyleyeceğim. Hem akıllı, hem güzel konuşuyor, hem kendi güzel. evet. Hem belli ki IQ yüksek. çok özel bir yeteneği var. Hakikaten maşallah. Dünya vatandaşı yani. Bir Türk işte. Geriye ayımız yok. Yani insan... Evet. Hakikaten çok ciddi söylüyorum. Gerçekten en içten gelen duygularımla gurur duydum yani. Çok teşekkür ederim. Z kuşağısın değil mi? Evet, Z kuşağı. Hani bak kayıp da Z kuşağı değil. Ya işte, değil. Şey olur mu? tabii. Neler var? Bulmak çok, önemli. Çok şahane bir rol model ya. Ama süper. Ailen tabii ailen de... Evet testi. Onu okudum. Tebrik çok güzel bir lazım. Konuya değindin. Aile baba zaten şey demiş, takım oyunu demiş. Evet çok mantıklı. Doğru. Şu anda her şey bence İyun'un etrafında dönüyor ve herkes kendi pozisyonunu ona göre alıyor. Ona göre doğru mu? Evet yani o kadar şanslıyım ki aslında, çünkü hani ailem gerçekten hem hani maddi hem manevi olarak da çok büyük bir destek kaynağı benim için. Hani her zaman mesela gittiğim bir yerde çaldım bir konserde ya da herhangi bir şey olsun, hani arkamda onların olduğunu bilmek gerçekten benim için hani Allah çok bravo, değerli. Bravo, ailemi de sana bravo, çok teşekkür ederim. Harika. Geçtiğimiz haftalarda da 2 ödül aldı.
Uluslararası Müzik Festivali'nde. Evet. Ya zaten burada saysa Philadelphia International. O yeni mi eski mi? Yeni. Yeni Philadelphia International Music Festival Virtual konsertosunda kendi yaş kategorisinde birinci oldun. Evet. Ve Overall Run-Up ödülünü kazandın. Nasıl bir ödül bu? Biraz anlatayım. Biraz anlatayım. Öncelikle bu Philadelphia International Music Festivali Amerika'nın en bilinen ve önemli festivallerinden bir tanesi. Curtis, Amerika'nın en bilinen okullarından bir tanesi. Oradaki öğretim görevlilerini düzenlediği gerçekten Amerika'da da çok bilinen bir festival. Ve şimdi Temmuz ayında farklı derslerden, konserlerden oluşan harika bir festival olacak. Ve bir yandan da hani bu festivalin concerto competition oldu. Burada da söylediğiniz gibi hem kendi kategorimde hem de overall run-up ödülünü aldım. Gittiğim zaman Winner's Circle Concert diye çok önemli bir konser olacak. Burada Philadelphia Orkestra'nın üyeleriyle birlikte sahne paylaşacağım. Ve hani bunun gibi beni bekleyen çok güzel etkinlikler olacak. Çok o yüzden... güzel ya. Şimdiden bravo, bravo. Muhteşem. Bravo. Muhteşem. Siz şimdi bir tane bir şey yaptırın kütüphane gibi. O boş dursun. Oraya ödülleri böyle koyarsın. Çünkü sırayla. Sonra sen onları bir zaman sonra koyacak yer bulamayacaksın. Evet. Gerçekten seni çok cidden aşırı tebrik ediyorum yani. Çok canlı gönüllüsün. Ben de çocukken müzikle uğraştım. Mandolin çalıyordum. Fakat salı günüydü ders, hiç unutmuyorum. Adam da diyordu ki hoca yani aman çocuğum hani en azından pazartesileri bir çalış. Hani falan ve böyle sayfalar var yani 20 sayfa işte hedef koymuş. Hani şey yaptığın zaman sayfayı çeviriyor. Ben hep birinci sayfadayım. Yok olmuyor yani gene birinci sayfa. Yok gene, yani. Olmuyor yani zaten yok yani öyle bir şey. Bazen anne baba destek oluyor diyor ya. Anne baba destek oluyor ama yanlış şey destek oluyor bana burada. Neyse ondan sonra ben 19 sayfayı yırttım artık sinirlendim. Nasıl olsa hep birde kalacağım diye. Ah o gün geçeceğim tutmaz mı? Adam diyor ki hoca da yani adam şey... İkinci sayfa nerede? Yok çöpte. Dedim. Yani hiç geçemeyeceğim. Sonra da basketbola başladım. Basketbola. Aynen. O da bir hüsran. En sonunda tiyatro. Haydan Siyavuş'a da benziyorsun yani. Allah rahmet eylesin. Onu baştan söyleseydin zaten. Birisi hiç kimi söylemedi. Oğlum senin basketboldan hiç. Ailem destekliyordu işte. Hani boyu uzasın evet, diye çocuğu. Hani, öyle bir düşünce çok, vardır ya doğru. Var, bir de bazı aileler yani herkesin mi çocuğu iyi oyuncudur yani. Bizim oğlumuz müthiş oyuncu. Ha sen yaşıyorsun değil mi bu? Oyuncu, piyano çalar, yüzmeye gider, bale yapar her çok şey. Çok acıyorum ya valla. Bana öyle gelen çocuğu almıyorum. Yani çocuğum çünkü sabah yüzmeye götürüyor, oradan bize götürüyor, bizden tenise götürüyor, tenisten çıkıyor, futbola, futboldan baleye, kurulmuş oradan İngilizce bize getirmeyin, bizim saatimizi dinlendirin diyor. Çok hakikaten. Çok güzel. Hayır, bir de şöyle bir şey var hani. Oyunculuk okuluna gidince çocuk oyuncu olamaz. Şimdi mesela ben kız kardeşimle dikiş kursuna gidiyorum. Terzi mi olacağım? Modacı mı olacağım? Hayır. Ben onu öğreneceğim. Yani bu kadar basit. Şu anda karıştırılıyor. Biz hep her hafta konuşuyoruz bunu konuklarla. Oyuncu mu ünlü mü olmak istiyor? Evet. Karıştırıyor. Ha, ünlü olmak onu... istiyor sana geliyor oyuncu nerede olacak diyor. O kelimeyi hangi söyleyeyim. Hangi tiyatroyu seyrettin diyorsun. Aa diyor. Çünkü ünlü olmak istiyor. Ünlü ve para girip, kazanmış. Aynen hemen diziye girip oynuyoruz. Yani öyle. Maalesef öyle. Sonucunu düşünüyor tabii doğal olarak. Evet. Ve belki de şey diye düşünüyor. Yani ünlü olunca mutlu olacağım diye de böyle bir... Halbuki öyle bir dünya yok. Yok öyle yani, bir dünya. Kolay yolda ama kızacağız işte kaç bir... 4 yaşına hayatını tamamen çalışmaya adamış. Şey yani kolay değil hiçbir şey. Başarı, hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. Şu andaki kuşaklar hepsini tenzih ediyorum da çok fazla kolay yoldan işte bu telefonlar şunlar bunlar oradan evet. Dolayı kolay yoldan para kazanmanın peşinde herkes yani maalesef. Tiyatro nereye gidiyor? Peki biriniz jürisiniz 35 yıldır hiçbir şekilde ödün vermeden... Durmadı. Batıp kalkıp 10 numara bu işi devam ettiren bir insan olarak nereye gidiyor? Bu kadar salonlar var. Bence iyi bence gidiyor. Çok güzel bir yere bence gidiyor. Tamam, evet. Çünkü ben şimdi daha önce daha seçici seyrediyordum. Şimdi çok sevgili Merih Tangün Başkan elimize listeyi verince işte giriyoruz biletleri alıp. Hani bence çok güzel bir yere gidiyor. Ve bana hiç kimse tiyatro öldü diyemez. Yalnız şöyle bir eleştirim olacak. Bunu jüri olmadan evvel de dikkat
ettiğim bir şey. O kadar da kötü işler oluyor ki. Hani bir insan ilk defa o işi seyrediyorsa, hı-hı, bir daha hayatında tiyatroya gitmez yani. Hı-hı. Ama çok güzel işler var. Çok güzel gençler yetişiyor. Sonra çok duayen oyuncular, yani Nedim'in oyuncularından şey yapalım. Yani Nevra Serezli sahnede, hani Google'lasanız yaşını biliyorsunuz işte. Evet, evet. Suna Keskin sahnede, ben onları örnek alırım bir tiyatro oyuncusu olarak. Gerçek, hı, hani Melek Baykal'la yaşıt sayılırız. Ondan rol model yani. Yani. Biz Hakan benim Altıner'le için, Suna Keskin'i, evet, konuk ettik. Nevra. Yani aa, benim, evet, için Suna abla bana hep şey der. Aşk, sen kaç yaşında oldun der, söylerim. Yapma ya, ben seni mama iskemlesinde gördüm ilk der yani. Hani Dormen Tiyatrosu'ndan gelen biri olarak. Yani Suna abla 80'ini geçmiş, genç kız gibi. Tabii, makyajı, saçı, hayata bağlılığı. Oyuna geliyor işte, basın toplantısında birlikte olduk. Işık'ta Nedim bir basın toplantısı yaptı. Yani böyle yaptım ben. Ben inzivaya çekilemem. Haldun abi ya, Haldun Dorman ya. Dizi çekiyor mu? Suna Keskin tekstiyle çantasında geldi. Evet. Yanında taşıyor yani. Onun klasiktir. Tekste bakar bir böyle şöyle şey. Çok da muhteşem. Bayılıyorum çok, ya. Çok. Nevra Serezli, ona. Ve her sene onları burada ağırlamaktan çok mutlu. Onlarla böyle şey buluyorum kendimi. İnanılmaz çalışkan, inanılmaz çok hayata şey bakıyorlar. Ve hiç muhteşemler sahnede. Asıl konservatuvar onlar, biliyor musun? Evet, aynen öyle. Gerçekten asıl eğitim yerinin onlar olduğunu diyor. Aa, tabii ki konser, yani şimdi ay sonra Ayşe Erbulak konservatuvarları beğenmedi falan, öyle bir şey yok. Konservatuvarlar da çok kıymetli. Oyunculuk kursları, okulları da, ben gerçi büyük çocuk almıyorum, çocuk da bırakıyorum da. Ama mesela Leyla Feray bence Nevra abladan çok şey tabii öğreniyordur. Yani zaten her akşam bir şey öğreniyordur. Tabii sahne öyle bir şey ya. Ben de Ayşe'ye katılıyorum, yani çok iyi bir yere gidiyor. Fakat şöyle bir şey, 350-400 oyun çıkıyor ve bunların 30-40 tanesi iyi. Bu seleksiyonda bence bunun sayısının artması lazım. Evet. Niye artamıyor? Çünkü şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar tiyatroyu bir yaşam biçimi olarak göremiyorlar. Yani bir kere şöyle, hani işte dizi varken ayda 2-3 defa onu da oynayayım diyor. Ondan sonra salonlar, küçük küçük salonlar çıktı, çok güzel, ama o salonlarda insanlara ait değil. Yani gidiyorlar, sabah dekorlarını kuruyorlar veya bir ışık ayarı, yani aidiyet hissi yok. Bravo. Bu da büyük bir sıkıntı. Bir de içerikte ben problem buluyorum. Çok fazla şey, yani marka ismi vermeyeyim ama şimdi birazcık böyle şey, dijital platformları taklit eden bu tip içerikler. Halbuki daha bizden öyküler olabilmeli. Ve yani mesela şu demin İstanbul'un o multicultural müthiş kültürel yanından söz ettik ama baktığın zaman hep Kadıköy'e odaklanmış bir tiyatro var. Yani ben de çok seviyorum Cihangir'i. Kadıköy'ü ve Cihangir'i. Ama yani ne bileyim ben, Pendik'teki, Bahçeşehir'deki bu insanlara da oyunları getirebilmek lazım. Onların artık kalkıp yani oradan Kadıköy'e gelmesi bir hayal. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben şeyde oturuyorum, Bakırköy, Bahçelievler'de oturuyorum. Şey, Fişekhane'de. Ha, güzel. Full. Evet. Bulamıyor. Öyle rastgele gidemiyorum. Tabii. Fişekhane biletimi full. Almazsam full yani. Evet, hep. Evet, tabii. Yani Zeytinburnu. Zeytinburnu full. Yani nereye koyarsan değil de oyunun içeriği artık insanlar yemiyor. Hep bunu konuşuyoruz. Maalesef çok kötü oyunlar da var. Çok, evet, kötü oyunlar ve bak, insanların parası artık değerli. Bak. Yani veriyorsun 4-3 kişi gidiyorsun, 2 kişi gidiyorsun. Sonra onun oradan çıkıyorsun, fişekhaneye biliyorsun işte. Oradan yemeğe gidiyorsun. Şu durumda bir korkunç. Eğer bir de kötü bir tecrübe ise, çok iyi bir oyundan çıkarsan benim oğlum bile haftaya yeniden bir oyuna bilet al baba diyor. Tabii. Eğer kötü bir oyundan sonra bir ay tiyatro konuşmuyor. Yani şimdi bu salon kadar sıkıntısı tabii. Mesela hani ben bunun yöneticisi falan değilim ama neticede hem sahnede biriyim hem iyi bir seyirci olduğumu düşünüyorum her şeyden önce. Mesela bu boş duran şehir tiyatrosu ve devlet ödenekli tiyatroların boş günlerinin özel tiyatrolara, yani pazartesi salılarının, bakan pazarlarının, yani evet, pazar günü mesela şehir tiyatrosu oynamıyor. Kaç tane, 10 tane sahnesi var. O pazar gününü özel tiyatrolar kullanmalı. Kültür Bakanı bunu yaptı gerçekten. Müthiş, bence çok değerli şeyler yapıyor tiyatro adına. Evet. Umarım devam eder. Çünkü birazcık sıkıldı şey tiyatroculardan, yani ilk başta böyle bir destekle. Yani gerçekten mesela devlet tiyatrolarına, çünkü sadece İstanbul değil bir sürü salonunda
aylarca atıl kalıyor. Mesela oraları çok ucuza tahsis etti falan. Müthiş bir tiyatro hareketi yaratıldı. AKM işte biz aman yıkılmasın diye oralarda protestolar ederken falan şeyi biliyorduk. Yani burada biz oynamayacağız ama hani burası kalmalı. Ama şimdi biz de oynayabiliyoruz AKM'de. Mesela müthiş bir şey yani. Bu bir kültür politikasıyla ilgili. Ve şeyi biliyorum, AKM'nin açılışında hem bakan bey hem bakan yardımcısı hanım 5 gece falan orada yattılar resmen. Evet. Bakan eşofmanıyla falan oralarda şey yapıyordu. Hani bu kadar böyle ama ne oluyor? Muhteşem bir şey çıkıyor. Yani gerçekten birazcık sevgiyle, birazcık ilgiyle. Demek ki. Yoksa çünkü kimse... Yani aman yani şey bu AKM'de kapalı mı? Konak sineması ne oldu falan. Yani çok geyik muhabbetler ya bunlar. Yani şeyinde yani. Evet, ama evet. Orada dediğin gibi fişekhane olduğu zaman gitme ihtiyacı hissediyorsun. Peki bilet fiyatlarını da siz eleştirmişsiniz. 1650 liraya bilet fiyatı var. Berlin'de, Londra'da yok bu ücret. Onu bir gazeteci arkadaşımız, ismini vermeyeyim. İlker Gezici yakaladı. Çok severim. Çok değerli bir kültür sanat adamı. Yani. Çok, çok. Ve bunu yakaladı. Ya ben çok kızıyorum. Niye kızıyorum? Yani 1650 lirayı ödeyebilir insanlar. Problem yok. Londra'da ki birazcık onu yanlış anlayayım. 100 dolara, 200 dolara müzikal de var. Ama bu 1650 liralık şeylerde prodüksiyon daha fazla değil. Orada da tek kişilik, iki kişilik oyunlar. İçeriği tamamen boş. Maalesef orada bir menajer takımı var. Yani böyle bunlar tiyatroya da bir şey attılar. Kanca attılar. Ve müthiş bir gelir adaletsizliği var. Mesela siz de dizide mesela atıyorum 5 lira alıyorsunuz. Ama ötekiler 1 lira alıyor, 50 kuruş alıyor. Burada da bu var ve yani 1650 liraya bilet sattığı zaman oradaki oyuncu daha çok ihya olmuyor. Sadece alıcısı var diye bir paketlenen ürün var. O beni rahatsız ediyor ve tiyatronun biraz daha kitlesel olması gerektiğini düşünüyorum. Onu çok ağır eleştiriyorum ben yani. Evet. Saçma buluyorum. Bir de ben biraz önce Merve de söyledi. Yani eskiden onu hatırlıyorum da şimdi şehir tiyatrosunda lüks hayata giriyordun. Oradan çıkıyordun Kenter'de. Evet. Yıldız Hanım'ın muhteşem bir ailecek o izleyebildiğin bir oyununa giriyordun. Oradan yukarıya Kurtuluş'a çıkıyordun. Harun Dorman'ın müthiş bir vaudeville'ine giriyordun. Oradan çıkıyordun Gazanfer Özcan. Evet. Furya. Baktığın zaman bunların hiçbirine hiçbir şey düşünmeden ailecek, çocuk, büyükler, küçükler fark etmiyor. Gidebilip ve çok zevkle izleyebiliyordun. Şimdi biraz önce sen üstün körü geçtin. Dijital taklit ediliyor falan. Yani şimdiki oyunlara gidemiyorsun değil ama yani böyle çıktığın zaman yüzünde bir tebessüm olan, böyle zevkle geçirdiğin oyunlar çok az artık ya. Aile yanlış komedisi mı düşünüyorsun? Kalmadı. Ha. Yani, aile komedisi yok. O biraz niye? Daha mı pahalı? Daha çarpıcı buluyor şey olarak. Yani o konuyu daha ilginç buluyor. Tabii ki korkunç konular yaşanıyor yani Türkiye'de. Onların da mutlaka yansıması lazım. Ama hani biraz daha güler yüzü ciddiyet olabilir tiyatroda. Ona inanıyorum. Yani her oyunun, yani bazı oyun ne bileyim çok şiddet gerektirir, yaparsın. Ama her oyunda böyle bunu taklit ettiğin zaman bu... Evet. Tamam, onlar da eskiden vardı. Ferhan Şensoy vardı, Genco Erkallar. Onlar ona gitmek isteyen de o tarafta öyle bir şey vardı. Onda zaten bir şey demiyorum. Ama bu şu anda sanki bütün oyunlarla ilgili böyle bir aileci hep şiddet, hep başka öyle bir şey, hep böyle bir küfür ya da başka bir şeyin etrafında oluşuyor. Senin oyunun dışında bana Nevra abla, Volkan Severcan'ların oyun dışında ben hatırlamıyorum. Var mı şu anda aile Emre komedisi? Emre Kınay'ın var. Mutlu Aile Tablosu diye. Dün akşam gittim. Aile komedisi. Pınar Altuğ'la oynuyor. Pınar da gayet güzel oynamış. Bir de başka bir hikaye daha var. 50-55 dakikalık oyunlar var. Tabii ki çok tatlı, çok güzel. Biz yıllar önce 80 dakikalık bir oyun yapmıştık 2000 yılında. Gişeye birisi geldi böyle yaptı. Ne hakkınız var? Ne hakkınız var dedi. Atıyorum 800 lira dedi bilet dedi. 80 dakika 10 lira. Nejat Uygur dedi 150 dakika oynuyor adam orada dedi. Koca adam dedi. Onu da şeye bölmüş yani. Şimdi gittikçe kısaldı çünkü. Çok kısaldı. Sosyal medyada yani şeyi de sıkılır insanlar algısı var. Ama sıkılan adam yani benim yanımda geçen gün bir beyefendi şey mesajlarına cevap verdi. Bütün oyun. Öteki hanımefendi de çekim yaptı. Maalesef. Zaten sıkılan adam yani 4 dakikada da sıkılıyor. Doğru.
Ya bir de iyi oyun zaten izleyiciye ulaşıyor. Ben hatırlıyorum biz çocukken Anadolu yakasından Beyoğlu'na Ferhan Şensoy izlemeye geliyorduk. Araç yoktu, defalarca başka araç değiştirerek gidiyorduk. Bir şekilde gidiliyordu. İyi oyun... İyi oyun gerçekten tiyatro seyircisine ulaşıyor aslında. Şimdi mesela biz bazen biletlerimizi, ben biz mesela Afife'de biletlerimizi kendimiz alıyoruz. Ama bazı oyunlar var, mümkün değil, yer bulamıyorum. O zaman Afife Team diye bir ekip var. Onlar bize bilet alıyor. Yani yok, yer yok yani. Bu mutluluk verici bir şey aslında. Ve bu bütün Türkiye'de böyle. Evet. Bu çok değerli. Covid'den sonra insanlar biraz daha sokağa attı kendini. Yani mesela Sivas'a gidiyorsun, Çorum'a gidiyorsun, Diyarbakır'a gidiyorsun. Müthiş bir ilgi var. Her yerde fullmüş oyunlar. Evet, çok her yer. Bu çok değer. İşte ben de diyorum ki birazcık tiyatrocu arkadaşlarımız bu potansiyeli görüp oraya da hedeflesinler ki gerçekten orada da çok değerli bir seyirci var. Siz 40 kere Türkiye'yi gezdim tiyatroyla diyorsunuz. Evet, evet. Aynı sene biz Kars'tan Edirne'ye 3 defa gittik. Şeyle böyle aynı sene içinde, ama biz oyuncularımızla anlaşınca hep söyledik 32 yıldır. Yani biz Anadolu'da da tiyatro yapmak istiyoruz. Yani bu böyle bir tiyatro olmak istiyoruz dedi. Bana yani da söyledi, ben yünümü. Ha, yün hazır. Şey çıkarttı çünkü, turne programı çıkarttı işte. Küçük bir ertelememiz var. Yünlerim, kitaplarım, işte bir öykü kitabım var şimdi, onu teyellemem lazım. Onun hepsini, onları turneye gitmek üzere hazırda bekliyorum. Leblebiler. Susuz beklerim filan. Peki size Nevra abla gibi gitmeden önce bakıyor musunuz? En iyi nerede ne yenir? O şehirde ne yenir? Nevra abla da meşhurdur. Şimdi tabii ben Nevra ablayı çok eski tanıyorum. Nereden? Dorman Tiyatrosu'nda. Bir de o zaman daha... Şu hala yemiyor değil mi? Yiyor mu şimdi? Şöyle söyleyeyim. İyi yemek yemeyi seven. Evet, öyle. Öyleymiş. Ne evet, yaparsınız? Çok. Mesela pasta çok güzel. İzmir'de bir meşhur bir pastane var. Bilmiyorum adı, söylemeyeyim şimdi hani canlı yayında. Çok böyle şey derdi, o yemezdi, sen ye derdi. Ama ben çocuğum yani, mesela böyle işte babama yedirtir. Altan güzel mi derdi. Güzel vereyim derdi. Yok yok, sen ye derdi. Yani o çok onu tatlı. Kendi yemiyor. Çünkü o form hani kilo almamak için. O yüzden güzel yemek yemeyi mesela sever. Mesela direkt şeyde prova boyunca yemekleri yani çünkü Nevra abla oynuyor. Provada hani bütün ben seçtim gelen şeyleri. Hani çünkü hani ya, gerçekten ya. Kötü olunca kızıyor. Bu ne hakkı? İnsanlar nasıl buna yapar? Aa, böyle sandviç mi olur falan diyor. Hani onun için ben böyle sabahın altısında menü yapıyordum. Çok şey tatlı. Catering menüsü. Bize de yapıyor yani bu arada. Sadece Nevra ablaya değil, bize de yaptı. Ya, her alanıyla ilgileniyorsunuz aslında. Seviyorum ya. Şey yani çok eğlenceli. Yani bilsem yani ışığı ve dekoru da ben yaparım. Onlara hem boyum yetmiyor. Ama bunu söylemek istiyorum. Sabahları 6'da bir mesaj gruba. Kahve isteklerinizi alayım. Şimdi herkes yazıyor. Yulaf sütlü bilmem ne. İşte çay tea bilmem ne. Benim Amerikano büyük olsun. Hani şey yapacak diye. Ve canım benim o kadar hoşuma gitti ki. Yani bir tiyatro patronu neticede evet. Yani. Ve asistanları var. Sabahleyin elinde kahve torbalarıyla geliyor. Sonra ben fişi gördüm. Şok geçirdim. Her gün bu kadar para mı ödeniyor bunlara diye yani. Çok özen gösteriyor. Bir şey oyuncusunun ya. İyi yaşamasına... Çok özen çok gösteren bir tiyatro yapımcısı. Evet. Bunu samimiyetle söylüyorum. O yüzden 32 yıldır zaten. Yani devam ediyor. De şey de çok antipatik ya. Yani tiyatrodan para kazanılmaz. Tiyatro sorumluluk bilmem nesidir. Yani tamam da insan bu mesleği hayat boyu yapacaksa... Hani bir kere biz de yani ne bitli otellerde falan kalıyorsun bazen. Ama yani bir kere şey yaparsın, hayatın boyunca tiyatro fedakarlıktır deyip bitli otele mi gideceksin? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yani. Bu konuda en dürüst olan iki kişi var. Bir sen, bir de Ali Parazoğlu. Bayılıyorum. Her öyle. Sene geldiğinde aynı şey. Bıraksınlar diye tiyatrodan para kazanılmıyor. Nasıl kazanılmıyor ya? O kadar güzel kalmıyor. Kazanılıyor, ben kazanıyorum. O da diyor. Yani meslek olmalı. Daha konforlu değil mi? Efendim? Oynayıp gitmek daha konforlu değil mi? Şimdi her aşamasını düşünüyorsunuz siz. Maddi kısmı evet. Sizde, salonlarda her şey sizde. Oğlak o dayanamaz. Harika. İlyon peki buradan, şimdi tuhaf olacak da zaten gençsin de. Gençlere ne tavsiye ediyorsun? Çocuklara ne tavsiye ediyorsun? 4 yaşındaki çocuklara ya da 5 yaşında. Kendini nasıl keşfedin? Herkes olamaz muhtemelen. Yani herkes senin yaşında bütün anneler, babalar...
neredeyse piyano kursu şeyine veriyor, kurs alıyor, evet, hoca evet. tutuyor, bir şey tutuyor. Buradan tavsiyen ne olabilir? Yani 15 yaşındasın ve şu anda birçok ödülün var, dünya çapında bir yerdesin. Nasıl geldin? Ben şunu şöyle cevap vermek istiyorum. Daha geçen gün okulda çok güzel bir seminer vardı. Bir tane İtalya'dan bir hoca çok küçük yaşta beyin tümörü geçirmiş. Ve sonra ölümden dönmüş, kurtulmuş ve şu an dünyayı geziyor. Bir sürü kitap yazıyor, kitaplarını anlatıyor. Ve bize şey dedi, hani benim burada söyleyebileceğim en önemli şey asla denemekten vazgeçmeyin. Yani önünüze gelen ne imkan varsa hepsini elinize alın. Hani ben de bundan çok etkilenmiştim ve kendi hayatıma baktığım zaman da aslında önüme çıkan hani her bana katkı sağlayacak fırsatı hani değerlendirmek beni çok geliştirdi. Hani çünkü her bir konser, her bir etkinlik, hani bir konsere gitmek, birisiyle tanışmak bile olsun hani bambaşka kapılar açabiliyor. Hani eğer bir kişi belirli bir yolda, yani bu müzik olur, işte tiyatro olur, başka sanatın diğer bölümleri olur. Hani karar verdiği zaman, yani ben bu yolda ilerleyeceğim dediği zaman önüne gelen böyle küçük olsun, büyük olsun her kapıyı açmak yani bambaşka yollara götürüyor. Ben bunu hayatımda çok yaşadım. Ve konuştuk, hani aile desteği bence çok önemli. Hani ailemin bana kattığı destek çok büyük. Hani elimden tutmaları ve hani profesyonel olarak aslında karar verildiği zaman hani çok iyi bir hoca olsun, çok iyi bir okul olsun ve hani o ortamın hep, yani ben şu an müzik okuduğum için müzikten örnek veriyorum. Hani müzikle beslenebileceğim bir ortamın olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bravo. Ve hani çok klişe olabilir ama çalışmak. Ya yani, tabii yok, klişe değil bence. Evet. Şu söylediklerin içindeki bir numara o bence. Evet. Bizi çalışmak kurtarır. Yani. Aynen öyle. Evet. Peki anlaşılıyor mu bir çocuğun 4 yaşında 5 yaşında gerçekten o yolda ilerleyeceği, hani ne bileyim piyanist olacağı, oyuncu olacağı? Ayşe Hanım, bilmiyorum ben, yani ben, tiyatro. Tiyatro olarak ben hani şimdi tiyatro hani öğretilebilir de bir şey, yani yetenek, ama hani müzikle resim başka bir şey yani. O daha o yüzden bir şey söyleyemem, ama hani tabii ki bazı çocuk belli ediyor kendini. Önemli olan ailenin görüp üstüne düşmesi. Evet. Ama çocuğun da bunu istemesi lazım. Evet, o çok önemli yani, istemek çok önemli. Çocuk istemiyorsa yani çocuğun hayatını zehir etmelerine de karşıyım yani. Kesinlikle. Şahsen karşıyım. Zaten başarılı da olamaz. Kesinlikle. Ve hani müziğin aslında çok farklı yönleri de var. Yani sadece işte illa ben işte turne yapan, sürekli işte konser piyanisti olacağım diye bir şey yok. Hani hem pedagojik olarak, hem mesela oda müziği piyanisti olarak, hem yani başka müzik dalları olsun mesela, sadece de klasik dediği. Hani bir sürü alana ayrılan bir şey. Ve hani ben de tabii ki hani böyle çok küçük yaşlardan böyle işte sen hani bu olacaksın, sadece işte senin hedefin bu olmalı diye bir şey, ben de çok karşıyım. Hani aslında benim hikayemde de özellikle babam, hani ben çünkü hani en başından beri bu yolu çok istiyordum. Hani ben sahnede olmaktan çok... Sen istiyordun, evet, bak çok önemli. Yani bana hep soruyorlardı. Ben de yok, ben sahnede olmak istiyorum. İşte ben müziğimi insanlarla paylaşmak istiyordum diyordum. Ama hani babam bunu bir sürü hocalardan teyit aldı, konfirm etti. Dedi ki hani gerçekten bu yoldan gidebilir miyiz? Hani bu seviye, bu potansiyel var mı diye. Hani ailece de çok kaynaklardan sorduk, yaptık. Hani yani 4 yaşından tamam şimdi işte dünya kariyeri yapacaksın diye bir şey olmazdı. Hani tabii ki olmuyor. Harika. Evet, hemen yoksa programın sonuna doğru geliyoruz. Ben Ayşe Erbulak'a söz verdim. Ay. Bu arada Ayşe Erbulak'a tabii şimdi biz böyle konuştuk ama çok konuştun. Diğer kanallarda da izledim. O yüzden de kitap üzerinde çok fazla konuşmadım. İhtiyacın da yok diye düşünüyorum. Estağfurullah. O yüzden tiyatro konuştum. Canım benim, sağ ol. Evet, polisiye kitabı. Evet. Bu son kitabınız mı? Bu son kitap. Aslında bu 10 yıl önce basıldı ilk. Evet. Ve 2 ay içerisinde 3 baskı yaptı. Fakat ben o başarı sarhoşluğu yaşadım. O, çünkü bu benim 4. kitabımdı. Ciddi yükseklik ve başarı sarhoşluğu yaşadım. Yanlış yönlendirmelere, hani yurt dışına açılabilme olanağım olmuştu. Hani Türkiye'nin Agatha Christie'si de dünyanın Ayşe Erbulak'ı olacağım gibi bir şuursuzluğa kapıldım. hani senin demin kötü işler de yaptık dediğin gibi. Ve yanlış yönlendirilerek yayın evi değiştirdim ve o benim böyle tepe taklak düşmeme sebep oldu. Yeniden kitabın üstünde gördüğünüz yayın eviyle tanışmama kadar geçen, yani yeniden hani düşersin ve
bir bozayı var Twitter'da falan görüyorsunuzdur. Böyle düşüyor çıkıyor falan yeniden. Öyle yeniden tekrar çıktım ve kitabı yeniden Spar. Düzenleyip kitabın üstünde bulunan yayın eviyle. Zaten bu onlardan çıkan üçüncü kitabım. Harika. Onlardan bir de iki tane çeviri kitabım çıktı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Norveççe Türkçe kitap çeviriyorum. Bunları devam ediyorsun yani. Ediyorum, bu konuda bırakmıyorsun. Seviyorum. Şu anda da zaten oyuna gidersen de bir öykü kitabını çok seviyorum. Toparlayacağız. Bir öykü kitabım var. Onları şimdi teyalleyeceğim. Öykülerim harika. Hazır. Mahallemiz bir dakika neydi? Mahallemiz sakinlerinden diye öyle bir cinayet. Bir de şeyi yaptım. De çok ilginç çünkü hani cinayet en baştan belli değil mi? Burada bunu bu söyle. Benim şeyim vardı. Bu dördüncü kitabım kendimi bulduğum bir kitap. Cinayet baştan görüyorsun, katili de görüyorsun ve oradan giderek artık kendime şöyle bir tarz elde et, şöyle bir tarzda gidiyorum şu anda. Sonra değiştirebilirim belki. Anayasada cezası olmayan suçlar var. Yani mesela bir çocuğu doğurup yetimhaneye bırakmak gibi. Bence bu bir suç. Ama o suçun bir cezası yok. Veya hasta çocuğuna bakmamak gibi. Hani ciddi hastalıktan bahsediyorum. Dolayısıyla veya bir erkeği istemeden baba yapmak gibi. Bu tarz suçlarla ilgili yapıyorum. Ve baştan katili sunuyorum okura. Okur ondan sonra yahu nasıl yakalanacak, yakalanacak mı diyor ve şöyle de bir şeyim var. Okur katili sevsin istiyorum. katile hak versin istiyorum. Ali Poyrazoğlu hep şey diyor, evladım bir piyes yaz. Bir polisiye piyes yaz diyor filan. Ama o da ayrı bir iş olduğu için yani o kadar da harika. Saldırmıyorum ama polisiye roman yazmayı çok polisiye seviyorum. Polisiye romanı sevenler 9 oda. Cinayetlerini. Evet. Satışı bol olsun. Satışı bol olsun. Çok teşekkür ediyorum. İkinci baskıyı yaptı hemen. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Gişeniz bol olsun. Amin. Satışı bol olsun. Gişemiz başarıların bol olsun. Devamını diyorum. Çok sonsuz. Allah daha 15 yaşındasın. 15 yıl sonra nerede göreceğiz seni bilemiyorum. Şimdi 21 Mayıs'ta konsere de evet, göreceğiz. Evet. Kasem'in açılış konseri. Evet. Harika. Evet. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.